Babam Turan Dursun, Abid Dursun. Maltepe'den bindiğim taksinin sürücüsüne Esenboğa Havaalanı'na çek diyebiliyorum ancak. Bir an önce uçağa yetişmeliyim. Hızlı, olabildiğince hızlı gitmesi için şoföre yalvarır gözlerle bakıyorum. Konuşmak istiyorum, sesim çıkmıyor. Kulaklarım tıkanmış, boğazım düğümlenmiş. Babamın öldüğüne inanamıyorum. Çoğu kez görevli gidip geldiğim Esenboğa yolu bitmek bilmiyor. Saate bakıyorum, 16:10. Sigara yakmak istiyorum, ceplerimi yokluyorum. Birden sigarayı 2 ay önce bıraktığımı anımsıyorum. Midem bulanmaya başlıyor. Hava almak için taksinin camını açıyorum. İçeriye ot kokuları doluyor. Ne çok severdi kır çiçeklerini. İlk silüeti canlanıyor gözümde. Siyah lastik çizme. Babamı hiç cübbeli görmedim. Sarıklı ve sakallı da. Ceket, pantolon, beyaz gömlek ve ince bir kravat değişmez kostümüydü. Annem gömleğine, ceketine sürekli kola yapıyordu. Yoksulduk. Ancak babam, annem ve ben pırıl pırıl giyinirdik. Sinop'un Türkeli ilçesinde yaşıyorduk. Burası babamın yeni sürgün yeriydi. Tek odalı bir evimiz vardı. Orman içinde. Yıkık dökük bir evdi. Kapısını hiç unutmuyorum. Tahtadandı ve her an düşecek gibi duruyordu. Babam çok çalışırdı. Sık sık ilçe dışına çıkardı. Annem korkar, geceleri bana sarılıp uyurdu. Vücudunun titrediğini hissederdim. Ben de ona sarılırdım. Ben korkmazdım. Annemi mezarlık korkuturdu. Evimiz mezarlığın bitişiğindeydi. Sadece mezarlık olsa iyi. Her hafta ormanın içinden bir ceset çıkarılırdı. Sanki çevrede herkes birbiriyle kanlı bıçaklıydı. Köylüler düşmanlarını ya ormana getirip öldürürler ya da öldürdükten sonra ormana bırakırlardı. Alacakaranlıkta mezarlığın içinden geçerek ilçeye inip babama gazete alırdım. Babam hep okurdu. Gazeteyi bırakıp kitabı eline alırdı. Kitap bittiğinde tekrar gazeteyi okumaya başlardı. Birkaç günlüğüne ilçe dışına çıktığında elinde mutlaka paketlerle gelirdi. Döndüğünde evdeki manzara hep aynıydı. Merakla paketleri açardım. Kitap, kitap, kitap. Kızardım. Baba, niye başka bir şey getirmiyorsun? Sakin, yumuşak bir ses tonuyla hep aynı yanıtı verirdi. Başka ne getireyim oğlum? Yemeğini yemeden kitapların başına çökerdi. Evimizdeki tek odada 2 sedirimiz, 2 kilimimiz ve 2 penceremiz vardı. Eşya almak için paramız yoktu. Küçücüktüm ama yoksul olduğumuzu biliyordum. Kimseye söyleyemediğim tek bir isteğim vardı. Siyah lastik bir çizme. O yıllarda herkesin ayağında soğuk kuyu denen naylon ayakkabılar bulunurdu. Sadece ilçenin önde gelen ailelerinin çocuklarının siyah lastik çizmeleri vardı. Deniz kıyısına gidip ayağımızla birbirimize su fışkırtmak en güzel oyunlarımızdan biriydi. Çizmesi olanlar şanslıydı. Ayakları üşümüyordu. Benim ayağım ise mosmor oluyordu. Sık sık hastalanıyordum. Uyurken siyah lastik çizmeler rüyalarıma girerdi. Bir oyun dönüşü eve girdiğimde babamın yanında duran siyah lastik çizmeleri yaşamım boyunca hiç unutamadım. Esenboğa yolu bitmek bilmiyor. Ceplerimi yokluyorum. Sigara içmek için ve yine hatırlıyorum sigarayı bıraktığımı. Midemin bulantısı geçmiyor. Taksi şoförü radyoyu açıyor. Cırtlak sesli bir kadın şarkı söylüyor. Sinirleniyorum. Sesim çıkmıyor. Babamla annem kavga ettiklerinde de sesimi çıkarmaz onları dinlerdim. Annem bağırırdı. Neyini seviyorsun şu cüce kadının? Sonra gider radyoyu kapatırdı. Babam hırsla tuşa basıp açardı. Bu sürekli tekrarlanırdı. Annem o yılların popüler kadın türkücüsü Bediye Akartürk'ü kıskanırdı. Bir gün annem yemek yapıyor, radyoda şarkılar, türküler söyleniyor. Ana, bir baktım annemin sevmediği kadın türkü söylüyor. Aldım elime oklavayı, radyonun üzerine vurdum. Oklava tuşa değince radyo kapandı. Bağırmaya başladım. Anne, anne, o kadını öldürdüm. Lütfen radyoyu kapatabilir misiniz? Diyorum şoföre. Kapatıyor. Bir de sigara istesem mi acaba? Yok, hayır. Babam sigaraya tekrar başladığımı duyarsa üzülür. Ama o artık yok ki. Komünist müftü. Yıl 1966. Soğuk bir kış günü. O her an yıkılacak gibi duran kapımız şiddetle çalındı. Annem gitti kapıyı açtı. Gelen kişi babamı sordu. Babam kapıya gitti. Gelen kişiyle birkaç dakika konuştu.
Sonra içeriye gidip ceketini aldı. Adamla gittiler. Olayı daha sonra babamdan dinledik. O yıllarda babam Nurcuların büyük tepkisini çekiyor. Onlarla çatışma halinde. Babama çok kızıyorlar. Çünkü babam bir dönem Said'in Nursi'ye sempati duyup kısa bir süre Nurcuların içine girmiş. Sonra ayrılmış. Bunlara varyansın ediyor. Babamın adı o yıllarda Türkiye'nin aydın müftüsü. Yaşı oldukça genç olan adam babamı vurmak için evimize gelmiş. Gençle babam gittikleri ormanın içinde saatlerce sohbet etmişler. Babam genci ikna etmiş. Bu arada gencin kalacak yerinin olmadığını, karnının aç olduğunu öğrenmiş. Kalacak yer bulmuş, üstüne giyecek almış, karnını doyurmuş, cebine harçlığını koyup göndermiş. Babam daha o yıllarda dinci çevrelerin hedefi haline gelmişti. Hakkında sık sık dedikodu çıkarıyorlardı. Komünist müftü Turan Dursun, Rusya'dan 20 bin lira aldı. Büyük para. Bir gün yıkık dökük tek odalı evimize bir müfettiş geldi. O bir sedire, biz de ailecek karşı sedire oturduk. Misafire bir şey ikram etmek gerekiyor. Ama bizim, bırakın ikramı, su verebileceğimiz bardağımız bile yok. Suyu tasla içiyoruz. Konuk su istedi. Ne yapacağız? Annem metal sürahi ile su getirdi. Verdi adama. Müfettiş evin halini gördükten, babamla da sohbet ettikten sonra bizim hakkımızda Diyanet İşleri Başkanlığı'na çok güzel bir rapor sunmuş. Türk elinde bize en çok yardımı Ali Şarapçı adında bir ilkokul öğretmeni ile karısı yaptı. Onlara da komünist diyorlar. Babam içinden ne iyi insanlar, keşke komünist olmasalar diye geçirilmiş. Bir gün karar veriyor. Şu komünistlik nedir deyip öğretmen Ali Şarapçı'dan kitap istiyor. Babamın adı komüniste çıkmasın da kimin çıksın? Bir kere çok okuyordu. Daha sonraki yıllarda yaşadığımız ikinci bir olay ise babamın komünist olduğunun en büyük deliliydi. O gün akşama doğru tipi yerine Ayaz'a bırakmış, biz de annemle beraber sobanın yanına oturmuş babamı bekliyoruz. Bir süre sonra kapı çalındı. Açtık. Gelen babamdı. Tir tir titriyordu. Annem hemen fark etti. Paltonu ne yaptın? Babam sanki hiçbir şey olmamış gibi anlattı. Yolda gelirken üzerinde gömleğinden başka bir şey olmayan yoksul, yaşlı bir köylüye rastlamış. Tutup paltosunu ona vermiş. Olayı anlatırken sözlerinde ne bir telaş ne bir heyecan var. Sanki her gün yaptığı sıradan bir iş. Oysa paltoyu taksitle almış ve taksitleri binbir zorlukla ödemişti. Annem biraz bağırdı çağırdı. Sonunda olay kapandı. Ama babam bir değil, birkaç kış ceketiyle idare etmek zorunda kaldı. Nihayet Esenboğa'ya geliyoruz. İlk kontrol noktasında fazla beklemeden kimliğimi gösterip geçiyorum. Alanın bilet satış bölümü oldukça kalabalık. Kuyruğa girecek zamanım yok. Hemen İstanbul'a gitmeliyim. Zaman kaybetmemem gerekiyor. Öldüğünü biliyorum ama yine de babama bir an önce kavuşmak istiyorum. Ona sarılıp koklamak istiyorum. Bankonun gerisindeki odalardan birine giriyorum. Heyecanlıyım. Şefi görmek istiyorum. İri yarı bir bayanı gösteriyorlar. Ona yöneliyorum. Bir çırpıda babamın öldürüldüğünü, hemen ilk uçakla İstanbul'a gitmem gerektiğini, bunun için yardımcı olmasını istiyorum. Ağlamaklıyım. Şef anlattıklarımdan etkilenmiyor. Donuk bir sesle "Rezervasyon yapmış mıydınız?" diye soruyor. Kızıyorum ama yapabileceğim bir şey yok. "Hayır," diyorum. Yine aynı donuk ses tonuyla "Maalesef uçaklarımız dolu," diyor. Babam Turan Dursun öldürülmüş. Kadın hiç oralı değil. Şişman kadının duyarsızlığı beni çok sinirlendiriyor. Hem kadına hem de onun hakkında kötü düşündüğüm için kendime kızıyorum. Babamın "insanları sevin" sözünü hatırlıyorum. Mahcup oluyorum. Çaresizim. Ne yapmalıyım? Havaalanının iç hatlar salonunda dört dönüyorum. İstanbul'a gidecek 17 uçağının rötarlı olduğunu öğreniyorum. Acele etmeliyim. Bir yerlere başvurmalıyım. Müdüre çıkmaya karar veriyorum. Yerini öğreniyorum. İkinci kattaki odasına koşarak çıkıyorum. Yok. Bir o odaya giriyorum, bir diğerine. Kimseler yok. İkinci kattan baktığımda yolcuların bilet kontrol noktasına geldiğini görüyor ve iyice telaşlanıyorum. Ne yapsam? Rüşvet mi teklif etsem acaba? Buraya ne yapılacak? Babam anneme her gün tembih ederdi. Kimseden hediye almayacaksın. Ne getirirlerse kızıp geri vereceksin. 60'lı yıllarda din adamlarından hem korkulur hem de saygı duyulurdu. Özellikle köylüler, imamların, müftülerin evlerine yoğurt, bulgur, bal, fındık, ceviz gibi yiyecekler götürürlerdi. Babam bu tür hediyelerin evden içeri sokulmasına kesinlikle izin vermezdi. Annem gelenlerin hepsini geri gönderirdi. Esnaflar aralarında para toplayıp babam için bir ev yapmaya karar vermişler. Babama sürpriz yapmak için
temel atma sırasında dua okumasını istiyorlar. Babam gidiyor, tam duaya başlayacak, soruyor. Buraya ne yapılacak? Kendisi için ev yapılacağını öğrenince, siz benim onurumla mı oynamak istiyorsunuz? Bir devlet memuruna rüşvet mi veriyorsunuz diye ortalığı birbirine katıyor. Zor gönlünü alıyorlar. Bir daha böyle şeylere teşebbüs etmiyorlar. Havaalanının yolcu bekleme salonu boşalmış. Sadece biletlerini okeletmek isteyen birkaç kişi var. Ben hala bir yetkili bulabilmiş değilim. Sonunda rastgele girdiğim odalardan birinde koyu takım elbiseli bir beyle burun buruna geliyorum. Bir şey söylemesine izin vermeden babamın İstanbul'da vurulduğunu anlatıyorum. Terden sırılsıklam olmuşum. Dudaklarım titriyor. Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. 40 yaşlarındaki bu görevli durumumu anlıyor. Bana hiçbir şey söylemeden masanın üzerindeki telsizi eline alıp tercihli bir yolcu var. Uçağı 5 dakika bekletin diyor. O an sabahtan beri tuttuğum gözyaşlarıma engel olamıyorum. Hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlıyorum. Hem ağlıyor hem de teşekkür ediyorum. Hemen aşağıya inin, biletinizi alın, uçak sizi bekliyor diyor. Aşağıya bankonun önüne gidiyorum. Bir adamla bir görevli tartışıyorlar. Görevli bilet yok diyor. Hafif şişman adam ise ısrarla bilet istiyor. Tartışma uzayıp gidiyor. Araya girip yetkilinin talimatını söylüyor ve bilet istiyorum. Görevli bir yere telefon ediyor, sonra biletimi veriyor. O sırada şişman adam, hani bilet yoktu diyor. Hışımla adama dönüyorum. Benim babamı vurdular diyorum. Söylediğimi sanki ilk kez duyuyorum. Babamı vurdular. Yani babam artık yaşamıyor mu? Annem ve halamdan ne çok dinledim. Ülkü'yü, Nurettin'i ve Hamit'i. İlk çocuklarının adı Ülkü. 5 yaşında, kızamıktan ölüyor. Arkasından bir erkek çocuğu doğuyor. Nurettin. O da 3 yaşında. Yine kızamıktan gidiyor. Üçüncü çocuk Hamit ağabeyim. Bir gün ateşleniyor. Babam kucağına alıp doktora götürüyor. Doktor genç biri, yanlış bir iğne vuruyor. Hamit babamın kolları arasında 2 yaşında can veriyor. Babam yıllarca unutmamış ağabeyim Hamit'in ölümünü. Dördüncü çocuk ben, Abid. Babaannem rüyasında görmüş. Melekler söylemiş. Hamit öldü, yerine doğacak Abid yaşayacak. Ben 1960 yılında doğduğumda Kırkköy'den 40 bekar kızın elbisesinden birer parça alınıp bana yelek yapılmış. Birkaç yıl bu yeleği sırtımdan hiç çıkarmamışlar. Abid yaşasın diye. Bilet kontrol çıkışının önünde bekletilen ve bizi uçağa götürecek otobüse biniyorum. Otobüs bir türlü hareket etmiyor. Neden gitmiyoruz? Yoksa uçak rötar mı yaptı? Birini mi bekliyoruz? Bir adam otobüsün ön kapısından biniyor ve hareket ediyoruz. Uçağa yaklaşıyoruz. Merdivenleri hızla çıkıyor, hostesin yardımı ile koltuğa oturuyorum. Kemerlerinizi bağlayın anonsunun ardından havalanıyoruz. Bu uçağa ilk binişim. Hep merak etmiştim uçağa ilk kez binme duygusunu. Hep geçmişle ilgili anılarım canlanıyor gözümde. Yolcuların okuması için bırakılan THY dergisine bakıyorum. Benim çocukluğumda Cumhuriyet Gazetesi'nin Gard diye bir çizgi roman bantı vardı. Çizgi romanın kahramanı yoksullara yardım eden, olağanüstü güçlü, kötülerin baş düşmanı biriydi. Her zorluğun altından kalkardı. Çizgi roman kahramanını babama benzetirdim. Ne arzu edersiniz? Güler yüzlü iki hostes içecek ve yiyecek servisi yapıyor. Canım hiçbir şey istemiyor. Teşekkür ediyorum. Bir şey almıyorum. İçimden muziplik yapıyorum. Orucum da tam oruç tutulacak gün. TRT'de ambar memuru. Babamın oruç tutmam, namaz kılmam ve camiye gitmem konusunda ne bir baskısı ne de talebi oldu. İyi anımsıyorum çocukluğumdaki Ramazan günlerini ve babamın namaz kılışını. Ne tuhaf, belki çocuklar babalarını namaz kılarken taklit ederler. Ben etmedim. Babam beni karşısına alıp din bilgisi vermedi. Doğruyu ve güzeli sen kendin bul derdi. İyi hatırlıyorum. 1967 yılının Ramazan ayıydı. Babam Hürriyet gazetesinde dini sohbetler başlığı altında eski Sivas müftüsü Turan Dursun imzasıyla köşe yazıları yazıyordu. Bir toplumda oruçlular da bulunur, oruçsuzlar da. Bunların karşılıklı ilişkilerine gelince eğer oruçlu, oruçsuzdan saygı, oruçsuz da oruçludan anlayış görürse aralarında normal ilişkiler kurulmaması için sebep kalmaz. Oruçlu oruçsuz ilişkilerinde hoşgörü ve anlayışın bulunmadığı zamanlarda sataşmalar çoğalır ve sonunda içinden çıkılmaz berbat bir durum meydana gelir. Babam o yıllarda aydın bir müftü. Allah'a
ve peygambere inanıyor. 19 Aralık 1967 tarihli köşe yazısında bakın ne diyor. Tanrı buyurur ki, oruç benim içindir ve karşılığını da ancak ben veririm. Bu tanrısal açıklama oruçta bir özellik bulunduğunu açıkça anlatır. Aynı açıklamadan Tanrı katında oruca biçilen değerin hangi koşula bağlandığı da kolayca anlaşılır. İçten gelerek yalnızca Tanrı için tutulmuş olması. Babam yazılarında çok fazla dini sohbetlere girmiyordu. Makalelerinde sosyal adaletsizlik üzerinde çok duruyordu. 31 Aralık 1967 tarihli köşe yazısı bunun tipik örneğidir. Bayram geliyor diye herkes de yoğun bir hazırlık çabası göze çarpar. Bir ay dediğin nedir ki? Ramazan gitti, oruç bitti. Zenginin orucu bitti, fakirin orucu ise yeni başlıyor. Herkes bir şey söyler. Kimi dudak büker hazırlığı olmayanlara, ayol bu ne biçim bayram karşılayışı, evlerinde bir şeyleri yokmuş. Paraları pulları olanlar rahatlıkla, orta durumlular da kırarak, sararak, açık vermeden hazırlıklarını yaparlar. Peki yoksullar, öksüzler, borçlular, kimsesiz ve olanaksız olan kadınlar? Babam alışılmadık bir din adamıydı. Sivas'ta köyleri ağaçlandırmak için kampanya açtı. Her imam 50 ağaç dikecek. Türk elinde başımıza gelen olay Sivas'ta da tekrarlandı. Babama müftülük lojmanı yapılmak istendi. Babam reddetti. Lojman yerine hastane yapılsın dedi. İmamlar için kurs açtı. Kursiyerleriyle birlikte Atatürk'ün anıtına çelenk koydular. O tarihlerde bir din adamı olarak Türkiye tarihinin birçok ilkine imza attı. Yerine kadın müftü vekili tayin etti. Sekreterini kadından seçti. Sivas'ın en büyük köylerinden olan Kalın'daki kan davasını sona erdirdi. Üstelik köye gitme, onlara devletin gücü yetmiyor, seni de öldürürler demelerine rağmen tüm gazeteler bu haberleri birinci sayfalarından verdiler. Sivas'ın Hanzar köyünde su kaynağı var. Bent yapılsa herkes yararlanacak. Valiye göstermek için köylüleri toplayıp fotoğraf çektiriyor babam. Köy ve köylüyü kalkındırma derneği kuruyor. Oldukça popüler bir müftü. 1962 yılında Türkiye Milli Gençlik Teşkilatı 10 Kasım nedeniyle İstanbul Atlas Sineması'nda bir toplantı düzenliyor. Kimler yok ki konuşmacılar arasında? Ekrem Alican, Başbakan Yardımcısı. Hasan Dinçer, Başbakan Yardımcısı. Turhan Feyzoğlu, Başbakan Yardımcısı. Orhan Hançerlioğlu, yazar. Muzaffer Yurdakuler, tabii senatör. Profesör Tank Zafer Tunay'a, hukuk profesörü. Behçet Kemal Çağlar, şair. Ve babam Duran Dursun, müftü. Babam yıllarca okumasının karşılığını alıyordu. Ancak daha ortaokul diploması bile yoktu. Derslerini dışarıdan bitirerek diplomasını aldı. Tank Zafer Tunaya'nın başkanı olduğu devrim ocaklarının kurucuları arasında babam da vardı. Kemalist, aydın bir müftü olması babamın devlet katında itibar görmesine neden oluyordu. Cemal Gürsel bazı toplantılarına babamı da çağırmıştı. Bunlar perdenin önüydü. Perde arkasında ise babamın kafasında bir türlü atamadığı sorular vardı. Yavaş yavaş dine olan inancını yitiriyordu. Önce peygambere kuşkuyla baktı. Peygambere inancını kaybedince müftülüğü bıraktı. Devam etse, iki yüzlülük gösterse, Cumhurbaşkanı ile oturan, Başbakan yardımcılarıyla sohbet eden, basının desteklediği bir din adamı olarak sanırım epey yükselirdi. O bunları istemedi. Bir gün eve geldi. "Haydi Ankara'ya gidiyoruz," dedi. Tüm eşyalarımızı bir battaniye içine koyup sarmalayıp başkentin yoluna düştük. Babam daha önce gelmiş. Abidinpaşa semtinde iki oda bir salon, zemin katında bir daire kiralamış bile. Bu arada belediyede de çöpçülük için başvurusunu yapmış. Ancak bir arkadaşının yardımı ile TRT'de ambar memuru olarak göreve başladı. Ankara ilk dikkatimi çeken çocukların ayağındaki kunduralar. Mekanik sesi bir kez daha işitiyorum. İstanbul'a geldiğimizi duyuruyor. Neredeyim ben? Neden geldim İstanbul'a? Babam. Uçaktan hızla iniyorum. Yolcuların da benim gibi hızlı davranmamalarına içerliyorum. Babam gözlerimin önünden hiç gitmiyor. Öldürüldüğüne inanamıyorum. Havaalanından çıkıp bir an önce taksiye binmek istiyorum. Gözlerim taksi arıyor. O sırada önümde bir Mercedes duruyor. Arka penceresi açılıyor. Esenboğa'da bilet için kavga eden adam. Lütfen buyurur musunuz? Gideceğiniz yere kadar bırakayım. Adama söylediğim, benim babam öldü, senin de öldü mü sözüm kendisini çok üzmüş. Yol boyu nasıl böyle bir kabalık yaptım diye üzülmüş. Mercedes'e biniyorum. Sohbete başlıyoruz. Ne konuştuk, neler söyledim bilmiyorum.
Ama babamı şeriatçılara karşı yazılarıyla mücadele ettiğini anlattığımı hatırlıyorum. Babamın hangi hastaneye götürüldüğünü de söylemiş olmalıyım ki adam beni Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne getiriyor. Koşar adımlarla hastaneye giriyorum. Yetkililere soruyorum. Babam yok. Aklıma 2000'e doğru dergisine telefon etmek geliyor. Dışarı çıkıyorum. Bakıyorum Mercedes bekliyor. Adam ne oldu diye soruyor. Babamı bulamadığımı, çalıştığı dergiye telefon edeceğimi söylüyorum. Beni dergiye bırakmayı öneriyor. Ama kabul etmiyorum. Kartını uzatıyor. Bakmadan cebime koyuyorum. Aylar sonra adamın verdiği kart viziti ceketimde buluyorum. Büyük bir şirketin yönetim kurulu başkanıymış. Derginin adresini biliyorum. Karşıya geçip öyle telefon edeyim diyorum. Haydarpaşa'dan karşıya geçmeden önce büfeden bir Maltepe sigarası alıp yakıyorum. Biliyorum, duysa babam çok kızacak. İnsanlar, insanlar, insanlar. Kalabalık. Bir baba oğlunu kucağına almış yürüyor. İki Turan Dursun. Babam beni çocukluğumda kaç kez kucakladı? Çok az. Birinde ata bindirmek, diğerinde yüzme öğretmek için. Yüzmeyi bana Türk elinde babam öğretti. Sahile pikniğe gider miydik? Hiç hatırlamıyorum. Bildiğim annem denize girmezdi. Din adamının da karısı mayo ile denize girebilir miydi? İki babam var benim. Müftü, din adamı Turan Dursun, diğeri aydınlanma savaşçısı Turan Dursun. Aydınlanmacı Turan Dursun, iki olayın acısını yüreğinden hiç koparamadı. Çocuklarını kucağına alıp sevememesi ve karısını dövmesi. Din adamı Turan Dursun tam feodal aile reisiydi. Annemin zaman zaman döverdi. Türk elinde babamın müftülük yaptığı yıllarda yaşadığım bir olayı yıllarca belleğimden çıkaramadım. Bir gün komşusu anneme "Çok güzelsin. Gel sana makyaj yapalım." diyor. Annem babama güzel görünmek istiyor. Kabul ediyor. Komşunun evine gidiyor. Kadın annemin başörtüsünü açıyor. Saçlarını tarıyor. Gözlerine ve kaşlarına sürme çekiyor. Akşam oldu. Babam eve geldi. Annemi öyle görünce çok kızdı. "Sen bilmem ne mi olacaksın?" diye bağırıp bir tokat attı. Ve eline geçirdiği bir jiletle annemin kaşlarını tıraş etti. İkinci bir olay ise annemin izinsiz sinemaya gitmesiydi. Babam yine kızmıştı ve kavga etmişti annemle. Babam din adamlığı döneminde attığı bu tokatları bir gün olsun unutmadı. Aydınlanma dönemine girmesiyle anneme olan tutkusu başladı. Babam anneme takılırdı. "Hadi hadi, Çavdar Mehmet'i unutmadın." Bunu söyleyince babamla annem birlikte gülerlerdi. Merak ediyorduk, kimdi bu Çavdar Mehmet? Babam anlattı. Annemle babam aynı köyden. Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Yapaltın köyü. Annem köyün en güzel kızı. Bu Çavdar Mehmet de anneme aşık. Hatta babam acıyor. Annemi Çavdar Mehmet'e kaçırmayı planlıyorlar. Sonunda arkadaşına kaçırmak istediği kız babamın eşi oluyor. Babam 19, annem 16 yaşındayken evleniyorlar. Babam anneme Çavdar Mehmet'i anlatarak takılır da annem boş durur mu? O da başlıyor babamın yaramazlıklarını anlatmaya. Köyde bir nişan günü. Töre gereği erkekler evde, kadınlar bir başka yerde eğleniyorlar. Babam annemi görmeyi kafasına koyuyor. Ancak henüz nişanlı değil. Geçiriyor kafasına çarşafı, giriyor kadınların eğlendiği düğün evine. Tesadüf bu ya. Annem karşılıyor babamı. "Hoş geldin," diyor. Babam anneme sarılıyor. Annem şüpheleniyor. Çarşafı kaldırınca çığlığı basıyor. "Erkek!" Kadınlar babamı güle oynaya kapı dışarı ediyorlar. Annem ne yapıyordur şimdi? Babamın vurulduğundan haberi var mı? Umarım henüz olmamıştır. Keşke kardeşlerime söylememelerini tembihleseydim. Son yıllarda sağlığı çok kötüleşti. Eskiden ne çok çalışırdı. Abidinpaşa'daki evimiz iki odalı. Amcam ve iki halam da bizde kalıyorlar. Üçü de öğrenci. Babaları okumaları için fazla ilgilenmiyor. Yük ağabeylerinin üzerinde. Babam ikisinin de okumasını istiyor. Küçücük evde 6 kişiyiz. Babamın TRT'den aldığı para yetmiyor. Dedem oralı bile değil, hiç para göndermiyor.
Amcam okul masraflarına katkı olsun diye tabelacılık yapıyor. Annemin kırmızı bir leğeni var. Sürekli çamaşır yıkıyor, yemek yapıyor. Benimle bile ilgilenemiyor. Üstelik iki kardeşim daha oldu. Bahtiyar ve Eren. Amcam ve halalarım aldıkları eğitim gereği yeterince yardım edemiyorlar. Ama daha sonraki yıllarda halalarım annemin en büyük yardımcıları olacaklardır. Sabahtan akşama kadar sokakta oynuyorum. Arkadaşlarım her gün ballandıra ballandıra Gençlik Parkı'ndaki Luna Park anlatıyorlar. Görmeyi çok istiyorum. Para sıkıntımız var. Bu nedenle babama söyleyemiyorum. Ancak babam sıkıntımı anlıyor. Kalk bakalım, Luna Park'a gidiyoruz. Nasıl sevinçliyim. Babam daha bileti almadan ben atlı karıncanın üzerine biniyorum. Babam fotoğrafçıya beni gösteriyor. Yüzümde bir ışık patlıyor. Ne kadar oyun varsa hepsini oynadım. Kaç saat kaldık bilemiyorum ama çok yorulduğumu hatırlıyorum. Daha sonraki yıllarda öğrendim. Babam o gün aylardır biriktirdiği gömlek parasını harcamış. Babam sürekli okuyor. Okudukça şaşkınlığı artıyor. Her akşam kitap okurken bir elinin tersini diğer elinin avucuna vurarak söylediği sözleri ezberliyoruz. Dur dur, daha neler göreceğiz. Ben zaten anlatmıştım. Vay vay vay. Amcamın, halalarımın atlaslarını inceliyor, diğer kitaplarını okuyor. Din kitaplarında yazan göğün katlarını hesaplıyor, gülüyor. Elinden cetvel, pergel düşmüyor. Abidin Paşa'daki evin sahibi kirayı arttırmadığımız için bizi kapı önüne koyuyor. İnce Su, İmrahor Caddesi'nde kiraladığımız bir eve taşınıyoruz. Yeni evi çok seviyorum. Yaşamımızda ilk kez balkonlu bir evimiz var. Eşyaları yerleştirirken saatlerce balkonda oturuyorum. Jeton aldım, vapura bindim. Üst kattaki en uç noktaya gidip oturdum. Hava sıcak, terliyim. Mis gibi deniz kokusu var. Hafif hafif rüzgar esiyor. Sigara üstüne sigara yakıyorum. Sabah içim çok buruktu. Canım sıkılıyordu. İşe gitmemeyi bile düşünmüştüm. Sabah iş yerindeydim. Akşama doğru İstanbul'da. Ne tuhaf. Kafamda hep aynı soru. Ne arıyorum burada ben? Ne işim var İstanbul'da? TRT'de mücadele. Babam elimi sımsıkı tutmuş. Koca İstanbul'da kaybolmayayım diye. İlkokul 3. sınıfı daha yeni geçmiştim. Vapura ilk binişim. Koca demir suyun üzerine batmadan nasıl duruyor? Ya batarsa? Ben de babamın elini sıkıyorum. Cami cami dolaşıyoruz. Babamın elinde çeşitli aletler var. Ses kaydediyor, bunları radyoda yayınlıyor. Benim ilgimi çeken ne camiler ne orada yapılan konuşmalar ne de çekimler. Aklım ilk kez otelde gördüğüm telefonda. Bir gün sabah erkenden kalkıyoruz. Çekimlere gideceğiz. Yorgunum bahanesiyle otelde kalıyorum. Gözüm telefonda. Babam telefon ederken gözledim. Nasıl kullandığını biliyorum. Ama dokunmaya cesaretim yok. Sonunda kararımı verip telefonun ahizesini kaldırıyorum. Karşıda bir ses. Buyurun, ne emretmiştiniz? Çocuk cesareti. Çay diyorum. 10 dakika sonra çay geliyor. İçiyorum. Ancak kafam ve gözüm hala telefonda. Bir kez daha açıyorum. Yine aynı ses ve yine aynı yanıt. Çay. Birkaç saat sonra babam merak etmiş. Çocuk otelde tek başına ne yapıyor diye taksiye atlayıp geliyor. Babam gülüyor mu, kızıyor mu bilmiyorum. Bana ikide bir eşek sıpası diyor. Olayı sonradan anlıyorum. Birkaç saat içinde tam 13 bardak çay içmişim. İstanbul'da birkaç gün daha kalıp dönüyoruz. Babamın radyo programları çok ses getirirdi. Tehdit mektupları da geliyordu. Övgü yazıları da. Torbaya doldurup akşamları eve getirirdi. Evde ailecek okurduk. Biri zarfın içine mermi çekirdeği koyup yazmıştı. Bunu kapak çekirdeği sanma. Bazıları abuk sabuk sorular sorardı. Yün pantolonla namaz kıldım. Kabul olunur mu? İlk takım elbisemi 7 yaşında giydim. Babam beni terziye götürürdü. Ölçtüler, numaraları aldılar ama benim çenem durmuyor. Terziye hep küçük bir para cebi yapmasını istiyorum. İsteğim kırılmıyor. Babam beni bazen radyoya götürürdü. Çok kişiyle tanıştım ama birini hiç unutmadım. Özay Gönlüm. O yıllarda çok popülerdi. Belki ondan, hafızamdan o anım hiç silinmiyor.
Babam özel gönlüme takılırdı. Nasıl senin koca pabuçlu diye. O da hemen yanıt verirdi. İş yok abi, iş yok. Babama sormuştum. Kim bu koca pabuçlu diye. Tanrıymış. 60'lı yıllarda aydın müftü olarak tepki ve övgü alan babam 70'li yıllarda program yapımcısı olarak benzer durumla karşılaşmıştı. Hiç unutmuyorum, babam radyoda program yapıyor, tıpkı imamlık, müftülük günlerinde olduğu gibi yine bizim eve bazıları yiyecek ve giyecek gönderiyor. Ancak babam bunları evden içeri sokmuyor. Erzakları gönderenlerin imam, müftü olduklarını öğreniyorum. İyice meraklanıyorum, işi çözüyorum. Babam programında sesi güzel olan Mevlid Hanlara yer veriyor. Tüm Mevlid Hanlar babamı tavlamak istiyorlar, radyoda çıkmak için. Programa çıkmanın şöyle bir avantajı var. Adınız duyuluyor. Ünlü oluyorsunuz. Sizi mevlütlere çağırıyorlar. Cebinize de biraz para koyuyorlar. Ne kadar ünlü olursanız cebinize o kadar para giriyor. Mustafa Taşova, o yılların papyon kravatlı ünlü sosyete mevlüt hanı. Astronomik paralarla mevlüt okuyor. O dönemlerde televizyon yok. Reklam yapılacak en iyi yer babamın programı. Adı Din ve Ahlak Konuşması. Bir akşam kapımız çalındı. Mustafa Taşova evimize geldi. Biraz hoşbeşten sonra niyet anlaşıldı. Taşova cebinden o güne kadar benim görmediğim mor bir binlik banknot çıkardı. Babam çok kızdı ama adam ısrar ediyor. Benim gözlerim fal taşı gibi açılmış. Keşke babam şu parayı alsa diyorum. Çünkü çok yoksuluz. Küçük evde amcam ve halalarımla 6 kişi kalıyoruz. Babamın maaşı yetmiyor. Adam istiyor ki babam parayı alsın, programına devamlı kendisine çıkarsın. Babam parayı almadı. Taşova gitti. Aradan kısa bir süre geçti. Annemin gözüne kapı eşiğine konmuş bir palto ilişti. Taşova giderken babama hediye getirdiği paltoyu sessizce bırakıp gitmiş. Babam paltosunu yoksul köylüye verdiği günden bu yana kışları hala ceketliyle işe gidip geliyor. Taşova babamın palto alacak parası olmadığını da bildiği için kafasınca kurnazlık yapıyor. Babam çok sinirlendi. Hemen o akşam götürüp paltoyu iade etti. Kışı yine bir ceketle geçirdi. İnsanların rüşvet vererek bir yerlere gelmesi babamı çok kızdırıyordu. Kendisi her bulunduğu noktaya tırnakları ile kaza kaza gelmişti. TRT'ye ambar memuru olarak girmişti. Hiç unutmam, ağır bir nezleye yakalanmıştı. Adım atacak hali yoktu. O koşullarda gitti. Prodüktör sınavına girdi. 100 üzerinden 98 alarak kazandı. Kimselere boyun eğmedi. Bu nedenle hep dimdik ayakta kaldı. Gerektiği zaman TRT genel müdürleriyle de kavga etti. 12 Mart darbecilerinin TRT'nin başına getirdiği Musa Öğün'le de kavga etti. CHP'nin TRT genel müdürü İsmail Cem'le de. Dönem 12 Mart. Her şey çok sıkı. Babam dini programlarına devam ediyor. Ancak programın adı dini program. İçeriği Türkiye'nin sosyal, ekonomik, kültürel yapısının eleştirisi. Babam çaktırmadan 12 Mart darbecilerine eleştiriler yapıyor. Zaten bu durum 12 Martçıların gözünden kaçmıyor. Babam günde birkaç kez Musa Paşa'nın makamına çıkmak zorunda kalıyor. Yılmıyor, bildiği gibi yapıyor. Bir gün yine Musa Öğün makamına çağırıyor. Gidiyor. Paşa çok ağır konuşuyor. Üstelik küfür ediyor. Babam küfrü duyunca masanın üzerindeki kül tablasını tam Musa Öğün'e fırlatacakken kolundan tutuyorlar. Babama bir şey yapmıyorlar. Çünkü 60'lı yıllardan gelen aydın müftü imajı var. Dostları arasında Atatürkçü subaylar var. İsmail Cem ile kavga etmesinin nedeni ise Mevlid olayı. CHP hükümet olunca TRT'nin başına İsmail Cem'i getiriyor. Dinci ve sağcı basın Cem'e ateş püskürüyor. Üstelik CHP'nin koalisyon ortağı MSP, o günlerde İsmail Cem, şeriatçıların bile yapmaya cesaret edemediği bir programı televizyondan naklen yayınlamaya karar veriyor. Mevlid. İsmail Cem'in amacı Mevlid'i naklen yayınlayarak şeriatçılara şirin görünüp tepkileri azaltmak. Babam ve arkadaşları önce İsmail Cem ile konuşuyorlar. Bunun laiklikten taviz vermek anlamına geldiğini, şeriatçılara cesaret vereceğini anlatıyorlar. İsmail Cem uyarıları dinlemiyor. Bu kez CHP genel merkezine gidip genel sekreter Mustafa Üstündağ'a durumu izah ediyorlar. Bir sonuç alamıyorlar. Babam, Başbakan Bülent Ecevit'e mektup yazıyor. Ancak CHP'liler
konuya gerekli duyarlılığı göstermiyorlar. Mevlid televizyondan canlı yayınlanıyor. Babam bir yandan TRT'de çalışıyor, öte yandan evde çalışmalar yapıyor. İlk kitabı Müslümanlığı ve Nurculuğu TRT döneminde yazıyor. Din ve Seks adlı kitabı da aynı yılların ürünüdür. Üçüncü çalışması ise Kutsal Kitapların Kaynakları. Vapur Eminönü iskelesine geldi. Uçaktan koşar adım inmiştim. Ama şimdi yavaş hareket ediyorum. Yüreğim sıkışıyor. Babam nerede? Onu morgda görmek istemiyorum. Belki de bu nedenle yavaştan alıyorum. Vapurdan iniyorum. Karşıda telefon kulübesi var. Bir küçük jeton alıyorum. Tuşları çeviriyorum. Ben Abid, İstanbul'a geldim. Eminönü iskelesindeyim. Buraları bir çırpıda söylüyorum. Gelip beni alacaklar. Bir banka oturdum, bekliyorum. Çok gürültülü, kafamın içi zonkluyor. Başım ağrıyor, yoksa migrenim mi başlıyor? Babam ve dinsiz imam. Babamın da migreni vardı. Çok zorlu geçerdi. Evde kıvranırdı. Terden sırılsıklam olur kusardı. Ama bir hastalığını hiç unutmam. Dedemle babam sık sık tartışırlardı. Benzer bir tartışma babamın Altındağ'da müftülük yaptığı döneme rastlar. 3-4 yaşlardaydım. Dedem imam olarak babamın emrinde çalışıyordu. Bir gün babam hasta evde yatıyor. Dedem geldi. Son bir aydır her gün tekrarladığı sözlerini yineledi. Duran. Babama Turan değil, Duran derdi. Duran. Lojmanda oturan imamı Ankara dışına gönder. O lojmanda ben oturayım. Babam hasta yatağında zor konuşuyor. Baba nasıl yaparım? Çoluğu, çocuğu olan yoksul, gariban biri. Bu büyük haksızlık olmaz mı? Babam olmak dışında senin o imamdan ne ayrıcalığın var? Dedem, babamın son sözlerini duyunca zaten bir aydır istediğini yapmamakta direnen oğlunun üzerine yatağın yanında bulunan o eski kömürlü ütüyü tutup saldırdı. Tam babamın kafasına ütüyü vuracakken annem araya girdi. Annem bağırıyor. Ben annemin eteğine sarılmışım ağlıyorum. Dedem vurmaktan vazgeçti. Lojman konusu bir daha açılmamak üzere kapandı. Ama dedemle babamın tartışmaları hiç bitmedi. Babam TRT'de prodüktör. Amcam okumak için İstanbul'da. Halalarımdan biri evlendi, diğeri dedemin yanında. Ekonomik durumumuz biraz düzelmiş gibi. Babam Ankara'nın ilçesi Sincan'da bir kooperatife giriyor. Ev sahibi oluyoruz. Ama kolay olmuyor. Çok borçlanıyoruz. Olsun, evimiz var diye sevinçliyiz. Babam artık işe banliyö ile gidip geliyor. Bir akşam dönüşü esmer, sakallı, gözü hafif şaşı bir adam babamın yanına geliyor. Siz Turan Dursun musunuz diye soruyor. Babam adını söylemekte tereddüt ediyor ama söylüyor. Adam memnun olduğunu belirtip yanına oturuyor. Kusura bakmayın, sizi rahatsız ediyorum. Siz Türkiye'nin en büyük din alimlerinden birisiniz. Adam babamın artık ateist olduğunu bilmiyor. Kafamda birkaç soru var. İzin verirseniz sormak istiyorum diyor. Babam kabul ediyor. Adam soruyor. Yol boyu konuşuyorlar. Sincan'a geliyorlar. Ancak sohbet bitmiyor. Birkaç saat sonra adam adının Mehmet Keskin olduğunu ve imamlık yaptığını söylüyor. Meğer İmam Mehmet'in kafasında da babamın kafasında yıllar önce oluşan soruların benzeri varmış. Veda edip ayrılırken İmam Mehmet Keskin babama dönüp "Desenize yıllarca kıldığımız namaz boşuna gitmiş." diyor. Babamla İmam Mehmet Keskin'in arkadaşlığı bitmiyor. Babam TRT'de çalışıyor ama Diyanet'te çok yakın arkadaşları var. Bazı tayin isteklerini Diyanet hemen yerine getiriyor. İmam Mehmet Keskin'in Sincan'a tayinini yaptırıyor. Sincan imamlığı ise dedemin emekliliği nedeniyle birkaç aydır boş. Mehmet Keskin Sincan'da göreve başlıyor. İyi, güzel de yeni imam gençlerle kahvede tavla kağıt oynuyor. Namaz vakitleri camiyi açmıyor. Sincan'ın mollaları soluğu dedemin yanında alıyor. Bu imam kısa zamanda ilçeyi terk etmelidir. Ancak karşılarında babam var. Dedem babama yine ateş püskürüyor. Bu dinsiz adamı mahallenin başına bela ettin diye. Birkaç yıl sonra babam İstanbul'a taşınınca İmam Mehmet Keskin'in tayini hemen bir başka yere çıkıyor. Telefondan 15 dakika sonra dergiden arkadaşlar geldiler. Arabaya atladık, dergiye gittik. Bugün yaşamımın birçok ilkini yaşıyorum. Hep merak ederdim Kimine Doğru dergisini. O dönemde İçişleri Bakanlığı emriyle kapatılmıştı
ancak 2000'e doğru Yüzyıl adı altında devam ediyordu. Babam hep söylerdi, dergide çocuklar canla başla sabahlara kadar çalışıyorlar. Hepsi çok fedakar insanlar. Dergi ortamını görmek, arkadaşlarla tanışmak istiyordum. Ne yazık ki bu isteğim babamın ölümüyle gerçekleşti. 4 katlı bir binanın önünde durduk. Merdivenleri çıktım. Derginin giriş kapısı zırhlı. Üzüldüm. Bir basın organı hangi şartlar altında çıkıyor? İçeri girdim. Adlarını hep dergide gördüğüm arkadaşlarla tek tek tanıştım. Gözlerim masalarda. Babam acaba hangisinde oturuyordu? Vücuduma bir titreme geldi. Rahatlamam için bir duble içki verdiler. İyi geldi, sakinleştim. Babam üzerine sohbet ettik. Ne konuştum, arkadaşlar ne anlattılar anımsamıyorum. Kendi dünyamdayım. Kur'an Ansiklopedisi Macerası. Bir program yapıyor, sürülüyor, davayı kazanıyor, geri dönüyor. Kaç kez tekrarlandı bu olay? Babam da usandı. Artık kendini tamamen çalışmaya, yazmaya vermek istiyor. O günlerde tek hayali var. Kimsenin bilmediği, görmediği bir mağarayı çalışma yeri yapıp günlerce oraya kapanmak. 12 Eylül darbesi döneminde eline bir fırsat geçiyor. Erken emeklilik yasası çıkıyor. Hemen yararlanıyor. Zamanının büyük bir bölümünü artık yazarak değerlendirmek istiyor. Projelerinden biri de Kur'an Ansiklopedisi. Bu düşüncesini bir arkadaşına açıklıyor. Arkadaşı, Türkiye'nin sayılı reklam ajanslarından birinin sahibi. Babama, İstanbul'a gel, sana çalışabileceğin bir ev tutalım. Çalışmalarını orada sürdür diyor. Anlaşma yapıyorlar. Babamın yazdıkları piyasaya çıkana kadar arkadaşı ekonomik yönden destek verecek. Bu anlaşma babamı çok mutlu etti. Sıra İstanbul'a taşınmasına geldi. Bir daire tuttu, Soytaş blokları, Mektep Caddesi, Adile Hanım Sokak, E blok daire 11. Küçükyalı, Sincan'daki evden birkaç küçük eşya götürdü. Annem yerleşmesine yardımcı oldu. Ancak İstanbul'da fazla kalamadı. Çünkü kardeşlerimin okulları vardı. Babam hep planlı çalışmıştır. Bir gününün bile planını yapardı. Zaten bu durum çok kişiye garip gelmiştir. Emekli maaşını bize gönderiyor, İstanbul'daki giderlerini arkadaşı karşılıyor. Babam ihtiyacı olduğu parayı muhasebeciye bildiriyor. Ancak babamın muhasebeciden istediği paraların tutarı ilginç. 34.235 lira veya 31.840 lira gibi. Muhasebeci her defasında babama soruyor. Turan Bey, neden hep küsuratlı istiyorsunuz? Muhasebeci ödemeyi küsuratlı yapmak istemiyor. 34.235 lira isteyince 35.000 lira vermek istiyor. Babam kabul etmiyor. Hayır hayır, siz benim istediğim parayı verin. Ben hesapladım, bana tam o kadar para gerekiyor diyor. Babamın Küçükyalı'da oturduğu yıllar 1982-1987. Annem sık sık babamın yanına giderdi. Evde gerekli düzenlemeleri yaparak babama daha rahat çalışma olanağı sağlardı. Ziyaretlerinden birinde küçük kardeşim Eren de var. Babam bizimkileri gezdirmek için Kınalı Adaya götürüyor. Sahile yakın bir ağaç altında oturuyorlar. Eren bir fırsatını bulup denize giriyor. Babam da dolaşmaya çıkıyor. Aradan 3 saat geçiyor. 10 dakikalık yürüyüş için giden babamdan haber yok. Annem, Eren telaşlanıyorlar. Çevreyi aramaya başlıyorlar. Bir yandan da bağırıyorlar. Turan, baba, Turan, baba. Sonunda babam çıka geliyor. O da ne? Giysileri yırtılmış, yüzü, elleri, kolları kanıyor. Ne oldu Turan? Mesele anlaşılıyor. Babamın büyük bir doğa sevgisi vardı. Kısa bir yürüyüş yapayım derken ormanın derinliklerine kadar giriyor. Bu arada yırtıcı kuşların saldırısına uğruyor. Ağaçlardan kopardığı dallarla kendisini koruyor. Kuşlarla boğuşurken yolunu kaybediyor, kayboluyor. Bir yandan yolu bulmaya çalışıyor, diğer yandan kuşlardan korunuyor. Yüksek bir yamaca geliyor. Oradan inmeye çalışırken düşüyor. Sonunda sahile inmeyi başarıyor. Sahil yolunu takip ederek annemleri buluyor. Annemin ve Eren'in yüzüne gülerek bakıyor. Kısacaksınız ama çok güzel bir maceraydı diyor. Babamın Kur'an ansiklopedisini yazması ve yazdıklarının halka ulaştırılması da bir macera değil miydi? Kur'an ansiklopedisini bitiriyor, iş kitabın halka ulaştırılmasına geliyor. Gazeteleri dolaşıyor,
Güneş gazetesi dışında hepsi hayır diyor. Babam Güneş gazetesinden Mete Akyol ile prensipte anlaşıyor. Kur'an ansiklopedisi fasikül fasikül çıkarılacak. Babam sevincinden uçuyor. Talihsizlik gazeteyi Asil Nadir satın alıyor. Yeni yönetim projeyi reddediyor. Babam umudunu yitirmiyor. Amerika'da yaşayan Profesör İlhan Arsel babamın yakın arkadaşlarından. Güneş gazetesinin anlaşmayı feshettiğini öğrenince babama mektup yazıyor. Zarfın içinde bir başka mektup daha var. Profesör Arsel o mektubu kardeşinin eşi Vehbi Koç'un kızı Sabahat Arsel'e yazmış. Babama diyor ki, ikinci mektubu da senin okuman için açık yazdım. Bu mektubu Sabahat Hanımefendi'ye götürürsen kitabınızın basımı için yardımcı olabilir. Babam mektubu götürüyor ancak Sabahat Hanım'la görüşemiyor. Telefonu bırakıyor. Birkaç gün sonra Sabahat Hanım'dan telefon geliyor. Ancak Sabahat Hanım'ın üslubu babamı kırıyor. Sabahat Hanım Kur'an ansiklopedisinin önemini kavrayamıyor. Sadece Profesör Arsel'in ricası nedeniyle bir takım yardımlarda bulunmak istiyor. Babam yardımı reddediyor. Sabahat Hanım hatasını anlıyor. Gelin yüz yüze görüşelim diyor. Babam gitmiyor. Dergi kalabalıklaşıyor. Hava kararmış. Amcamı aramayı unuttum. Nereden telefon edeceğimi soruyorum. Gösteriyorlar. Telefon ediyorum. Amcam karşımda. Sesi çok heyecanlı. Abit neredesin? Dergideyim. Bekle hemen geliyorum. Telefonu kapattıktan kısa bir süre sonra amcam dergiye geldi. Çok telaşlı, sanki dergiye de gelip bizi öldürecekler gibi bir havası var. İçimden kızıyorum. Heyecanla anlatıyor. Olayı öğrenir öğrenmez babamın da yakın arkadaşı avukat Hürrem Fila ile birlikte olay yerine koşmuşlar. Babam yok, eve gitmişler. Polisler kapıya mühürlediklerini, içeriye kimseyi almayacaklarını söylemiş. İşte o an hepimizin aklına sanıyorum aynı soru geldi. Babamın yazdıklarının başına bir şey geldi mi? Saat geç oldu. Babamın evinin kapısı mühürlü. Bir şey yapamayız. En iyisi yarını beklemek. Yine de önlem olarak bazı arkadaşlar gidip babamın evinin kapısından nöbet tutacaklar. Akşam amcamlarda kalacağım. Eve geldik. Herkes ağlıyor. Odada kimler var anımsamıyorum. Ancak biri bana Allah rahmet eylesin dediğinde çok sinirleniyorum. Sanıyorum birkaç kişinin kalbini kırıyorum. Babamın vurulduğunu, TRT'nin haber olarak verdiğini söylüyorlar. Çok kişinin artık haberi olmuştur. Annemin. Hemen telefona sarılıyorum. Kardeşim Bahtiyar çıkıyor. Anneme vurulduğunu ancak ölmediğini söylemişler. Annem alıyor telefonu. Babamın sağlığını soruyor. Ne diyeceğim? Ağlamamaya çalışıyorum. İyi anne, doktorlar başucunda diyebiliyorum. Artık her 10 dakikada bir annem beni arıyor. Aman oğlum doktorlara söyle, şu ilaçları vermesinler, şu iğneyi yapmasınlar, alerjisi var. Aman oğlum söyle doktorlara, daha önce şu hastalığı geçirmişti. Nasıl söyleyebilirim anneme babamın öldüğünü? Oyun oynuyorum. Son yıllarda babamla annem birbirlerine sanki daha da bağlanmışlardı. Günde 3-4 kez telefonla konuşuyorlardı. Annemin sağlığı iyi değildi. Babam hastalığıyla ilgili kitaplar okuyup anneme ne yapması konusunda bilgi veriyordu. Zaten son yıllarda annem dedeme, "Eğer Tanrı varsa o senin oğlundur. Ben ona tapıyorum." diyordu. İlk dönemlerde babamın yaptıklarına karşı çıkan annem artık ona destek veriyordu. Öyle ki babamı en mutlu eden olay 1985 yılında türban tartışmaları sırasında annemin başörtüsünü çıkarıp atmasıdır. Annemin telefonları sabaha kadar kesilmedi. Bir ya da iki saat uyudum. Amcam yanımdan ayrılmıyordu. Birlikte sabah erkenden dergiye gittik. Kalabalıktı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Karayalçın telefon etmişti. Mezar yeri olarak istediğimiz özel bir yer var mıydı? Babam doğayı çok severdi. Bir ağaç altı olursa iyi olur dedim. Babamı camiye götürmeyecektik. Yıllarca dine karşı mücadele veren bir araştırmacıyı camiye götürmek, dualarla toprağa vermek saygısızlık olurdu. Ona ihanet etmekti bu. Ankara'dan Hasan Yalçın gelmişti. Doğu Perinçek ağabey konuşmalarından ve yazılarından dolayı Diyarbakır cezaevindeydi. Babam üzerine sohbet ederken kapı çalındı. Gelen Gürbüz amcaydı. Aristo'yu 12 yaşında ezberlemiş. Yıl 1979. Gürbüz tüfekçi, ODTÜ'de öğretim üyesi. Atatürk'ün okuduğu kitaplar adlı bir çalışma yapıyor. İbn Haldun'un Mukaddime kitabını okurken gözüne babamın adı takılıyor. Babam mukaddimeyi günümüz Türkçesine uygun hale getirmiş ve ön sözü yazmıştı.
Gürbüz Hoca kitabın dilini ve ön sözünü çok beğeniyor. Babamla tanışmak istiyor. Bir akşam Sincan'daki evimize eşiyle birlikte geliyor. Dostlukları o dönemde başlıyor. Artık bazı çalışmalarını ortak sürdürmeye karar veriyorlar. Babam din konusunda çok bilgili. 14. yüzyıl Arapçasını da biliyor. Peygamber döneminin 7. yüzyıl Arapçasını da. Yunan dünyasından, felsefesinden bilmediği yok. Aristo'nun kitaplarından çoğunu daha 12 yaşında ezberliyor. Kürtçeyi, Çerkezceyi de konuşuyor. İstediği düzeyde olmamasına rağmen Fransızca biliyordu. Babam bana hep dil öğrenmenin tekniğini kaptan, daha birçok dil öğrenebilirim diyordu. Babam ve Gürbüz Hoca iyi bir ikili oluşturmuşlardı. Cumhurbaşkanlığı arşivindeki bazı belgeler üzerine çalışıyorlardı. Hiç unutmam, babam Profesör Afet İnan'a çok sitem etmişti. Profesör İnan'ın Medeni Bilgiler kitabında kimi çarpıtmalar olduğunu söylüyordu. Atatürk'ün el yazısıyla Arap'ın dini olarak not ettiği bölümleri Profesör İnan İslam dini olarak kitaba almıştı. Haklı olarak bunun ikisi arasında anlam açısından büyük farklar olduğunu belirtiyordu. Babama göre Atatürk'ün dini inancı yoktu. Babam bazen Gürbüz Hoca'nın ODTÜ'deki devrim tarihi derslerine girerdi. Bir gün dersin ortasında Gürbüz Hoca, "Atatürk'ün gerçekleştirdiği devrimlerin beyni laikliktir" deyince dayanamıyor, alkışlıyor. Amfide önce herkes şaşırıyor. Sonra birkaç öğrenci babama eşlik ediyor. 3-4 saniye sonra amfide herkes Gürbüz Hoca'yı alkışlamaya başlıyor. Babam ve Gürbüz Hoca yapacakları çalışmaları birbirlerine anlatırlardı. Gelin, Turan Dursun'la tartışın. Gürbüz amca ile kucaklaştık. Bana tebessüm ederek bakıyordu. Ancak gözlerinin kızarmasından anlamıştım. Gece boyu ağlamıştı. 2000'e doğrunun yabancısı değildi. Derginin önemli kaynaklarından biriydi. Babam gibi onun da bazı çalışmaları dergide yayımlanmıştı. Gürbüz amca, Doğu Perinçek ağabeyle teyze çocuklarıydı. Babamı Doğu ağabey ile tanıştıran Gürbüz amcaydı. Doğu ağabey babamdan çok etkileniyor, babam da ondan. Doğu Perinçek'in beni anladığını, yapmak istediğim şeyi ancak onunla yapabileceğimi, sonuna kadar birlikte olacağımızı ilk görüşmelerimizde anladım diyordu babam. Doğu ağabey dergiye yazmasını istiyor. Babam derin bir soluk alıyor. Yıllardır beklediği an gelmiştir. Yazılarını kaleme alacağı bir yayın organı bulmuştur artık. Önce Saçak dergisine, sonra 2000'e doğruya yazmaya başlıyor. Babamın Gürbüz amca vasıtasıyla Doğu ağabeyle tanıştığını biliyordum. O yıllarda yazdıklarına imza atmıyor. Babam genelde Turan Dünyalıgil, Eren Kutsuz, Serhat Eren imzalarını kullanıyordu. Haberlere imza atılmıyor. Ancak ben 2000'e doğruyu okudukça babamın hangi haberleri yaptığını anlıyorum. 1987 yılından itibaren babamın "Peygamberin cinsel hayatı, İslam ve şiddet, seni çamurdan yarattık, asıl Kur'an yakıldı" gibi kapak haberlerini yazdığını biliyorum. 2000'e doğrunun her kapak haberi Türkiye gündemine bomba gibi düşüyor. Şimdiye kadar Türkiye basınında kimsenin cesaret edemediği tabuların üzerine cesaretle gidiliyor. Çok sert tartışmalar yapılıyor. Doğu ağabey hakkında katli vaciptir fetvaları çıkarılıyor. Yazıların uydurma olduğu söyleniyor ama babam hepsinin kaynaklarını bir bir gösteriyor. Tartışmalar uzayınca dergi İslam bilginlerine çağrı yapıyor. Gelin Turan Dursun'la tartışın. Türkiye'de ne kadar İslam bilgini varsa hepsine teklif götürülüyor. Kimse babamla tartışmaya yanaşmıyor. Çünkü biliyorlar ki babam bu konuda bırakın Türkiye'yi dünyanın sayılı din bilginleri arasında. Kısa dönem asker olarak Çanakkale'deyim. Hafta sonu izinlerinde ilk yaptığım iş gidip bir bayiden 2000'e doğru almaktı. Bir hafta sonu yine gidip bayiden bir dergi aldım. Babamın adını ve fotoğrafını görünce yanımdaki arkadaşa gayri ihtiyari "şimdi yandık" dedim. Aradan birkaç gün geçti. Babam ve annem askerde ziyaretime geldiler. Babamın gözlerinde mutluluk vardı. Biliyordum, yazdığı için mutluydu. "Baba, kendini koruyor musun? Başına bir şey gelmesin" dedim. Sağ eliyle daireler çizerek "boş ver, hiçbir şey olmaz" dedi. Babam korkusuzdu. Bu okulda ya ölünür ya da öldürülür. Yıl 1977. Ulus Endüstri Meslek Lisesi Elektrik Bölümünde öğrenciyim. Okulda 15 sol görüşlü, 100-150 kadar sağcı var. Ben tarafsızım. Ancak sağcılar beni kendi yanlarına çekmek istiyorlar. Broşür dergi veriyorlar. Derneklerine çağırıyorlar, gitmiyorum. Öbür 15 öğrenciye kendimi daha yakın hissediyorum. Çünkü sayıları az olmasına rağmen yiğitçe direniyorlar. Birbirleriyle arkadaşlıkları çok iyi ve düzeyli.
Diğerleri çok itici geliyor. Sonunda 16. kişi oldum. Tabii bir şey eklemem gerekiyor. Çocukluğumda Abidinpaşa'da amcam ve halalarımın konuşmaları beni çok etkilemişti. Örneğin hiç unutamam, deniz gezmiş arandığında bizimkiler gelse de bizim evde saklansa derdi. Babam ise yakalandığında çok üzülmüştü. Bu adamlar gencecik çocukları asacak demişti. Boylu postlu biriyim. Küçük grubun içinde ilk göze çarpan benim. Üstelik diğerleri yanlarına almak istemiş girmemiştim. Bir gün okuldan eve dönerken elektrik direğine yapıştırılmış sağ örgüte ait bir afişi yırttım. Hemen çevremi sardılar, dövecekler. Ancak karşıda polisler var, çekiniyorlar. Kimliğimi aldılar. Devlet Demiryolu Erkek Öğrenci Yurduna gel al dediler. Ben hemen TRT'ye babamın yanına koştum. Durumu anlattım. Sen eve git, ben alırım dedi. Babam yurda gidiyor. O günlerde yurt sağcıların kontrolünde. Kendilerinden olmayanları kapının önünde bile geçirmiyorlar. Babamın yurda girmesiyle bağırması bir oluyor. Hangi eşek sıpası aldı benim oğlumun kimliğini? Herkes şaşırıyor. Kim bu deli adam? Hangi cesaretle yurda girip bağırıyor böyle? Babamın kararlı tavrından çekiniyorlar. Kimliği veriyorlar. Babama bir şey yapamıyorlar ama bana ders verecekler. Ertesi gün okul çıkışı Sıhhiye'deki tren garında 9 kişinin hücumuna uğruyorum. Yumruk, tekme, tokat, zincir, odun ne gelse vuruyorlar. Bayılmışım. Tren raylarının üzerine bırakıp gitmişler. Şans eseri ölümden kurtuluyorum. 17-15 Sincan treni rötarlı gelmese bugün hayatta olmayacaktım. İki askeri öğrenci beni rayların üzerinden kaldırıyor. Kim yaptı diye soruyorlar. Dayağın şokundayım. Faşistler dememle beni oraya tekrar bırakıyorlar. Kendime geliyorum. Bizimkilerin elindeki Hacettepe Hastanesi'ne gidiyorum. Hemen tedavi ediyorlar. Ancak elim, kolum, başım sargı içinde. Eve gidiyorum. Hepsi balkonda beni bekliyor. Şok geçiriyorlar. Babam artık beni okula göndermemekte kararlı. İkna ediyorum. Bir şartı var. Yarın birlikte gideceğiz. Okulu bir de kendi gözlerimle göreceğim. Sabah okul yolundayız. Bahçeye girmemizle saldırıya uğramamız bir oluyor. Hem kavga ediyoruz hem de gözlerimle arkadaşlarımı arıyorum. Her birinin başında 5-6 kişi. O sıra bir öğrenci cebinden silah çıkardı. Bir arkadaşa doğrulttu. Ben silahı almak için müdahale ederken babam kolumdan çekti. Aldı beni, koşar adım müdürün odasına götürdü. Hışımla odaya girdi. Müdür ve birkaç öğretmen sigara içiyor. Babam bağırıyor. Terbiyesiz adamlar, ne oturuyorsunuz burada? Çocuklar birbirlerini öldürüyorlar. Öğretmenler şok oldular. Hepsi ayağa kalkıp ceketlerini düğmelediler. Babam susmuyor, devamlı bağırıyor. Öğretmenler öğrencileri ayırmaya koştular. Babam hırsını alamadı. Aynı sözleri kapıda polis minibüsü içinde bekleyen güvenlik görevlilerine söyledi. Babamın sert tavrı her zaman etkili olmuştur. Öğretmenler gibi polisler de babamın kodoman bir olduğunu düşünmüşlerdi. Ancak bu olay benim okulda son günüm oldu. Babam, Abid oğlum, bu okulda ya ölünür ya da öldürülür diyerek okula gitmemi yasakladı. Ankara Belediyesi'nde işe başladım. Liseyi dışarıdan bitirdim. Biz sıkı solcuyuz. Sincan'daki evimizde arkadaşlarımla babamın tartışmaları olurdu. Biz sıkı solcuyuz ama babam gibi ideolojimizle ilgili bir şey okuduğumuz yoktu. Babam sakin, yumuşak sesiyle "Bakın çocuklar, o öyle değil." söylüyor ama bizim dinlediğimiz yok. Babam yıllar önce başlamış Marx'ı, Lenin'i, felsefenin temel ilkelerini okumaya. Babam iki kez oy kullanıyor. Biri gençliğinde 50'li yılların ortasında oyunu Anan Menderes'in partisi Demokrat Parti'ye veriyor. Sonra Menderes'e çok kızıyor. İkinci oy 20 yıl sonra kullanılıyor. Bu kez oyu Bülent Ecevit'in Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Ona da kızıyor ve bir daha hiç kullanmıyor. Amcam Gürbüz Hoca, Babür Çubukçu ve 2000'e doğrunun imtiyaz sahibi Mehmet Sabuncu, babamın üzerinden çıkan özel eşyalarını almak için Altunizade Karakolu'na gittik. Karakol amiri Erdal Ertekin yeni görevine 15 gün önce atanmıştı. Narkotikçi. Söylediğine göre yeni görevine apar topar atanmıştı. Ne demek istiyordu? Anlamamıştım. 14.30'da olayı haber aldıklarını, olay mahallerine gittiklerini, araştırma yapmak için babamın evine girdiklerinde siyasi şubeden birkaç sivil polisin evden siyah naylon torbalar içinde bir şeyler taşıdıklarını bir çırpıda anlatıvermişti. Söylediklerinin ne anlama geldiğini bilmiyorum. Kafam karışık. Bir an önce babamın evini görmek istiyorum. Eşyalar bir tutanakla bana teslim ediliyor. Yanından hiç ayırmadığı koyu sarı renkli askılı deri çantası, sayfaları koparılmış telefon rehberi, 33 bin lira ve sarı basın kartı. Ya çocukları aç kalırsa? 1976 yılı,
Babam radyoda prodüktör olarak görev yapıyor. Nice mücadelelerden sonra basın kartını yeni almıştı. Bir akşam banyo treniyle Sincan'daki evimize geliyor. Kondüktör babamdan bilet istiyor. Babam kartını gösteriyor. Basın diyor. Kondüktör basın kartını alır, inceler. Bu geçmez der. Babam tane tane kartın renginin sarı olduğunu, başbakanlık tarafından verildiğini, kart sahibinin kamunun şehir içi toplu ulaşım araçlarına bedava bindiğini söyler. Kondüktör terbiyesizlik yapar. Bağırmaya başlar. Cezalı bilet keser. Babam yaptığının yanlış olduğunu, suç işlediğini söyler. Dinletemez. Cezalı biletin parasını öder. Bir gün sonra cezalı bileti de ekleyerek Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları'na dilekçe verir. Aradan 10 gün geçer, yanıt gelir. Kondüktör disiplin kuruluna sevk edilmiş ve 2 maaş ceza kesilmiştir. Yanıtı alan babam çok üzülür. Ya adamın çocukları aç kalırsa, ya evinde hasta biri varsa. Babam bir olaya karşı ise sonuç alana kadar elinden geleni yapardı. TRT'de Yasak Oyunlar adlı film gösterilirken yarısından kesilip yayına başka bir program konulmuştu. TRT niye böyle yapmıştı? Yanıt ilginçti. Film, Hristiyanlık propagandası yaptığı için vatandaşlardan büyük tepki gelmişti. Babam filmin yayından apar topar kaldırılmasına ve TRT'nin verdiği yanıta sinirlenmişti. Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu. Özellikle laiklik ilkesini güvenceye alan anayasanın ilgili maddeleri çiğnenmişti. Müslümanlık propagandasına evet, Hristiyanlık propagandasına hayır. İşte TRT'nin anladığı laiklik suç duyurusu kabul edilmişti. TRT yöneticileri görevlerini kötüye kullanmışlardı. Polislerin de görevlerini kötüye kullandıklarını kısa bir zaman sonra anlayacaktım. Karakoldan ayrıldık. Elimde babamın çantası, evine gidiyoruz. Koşu yolu Tophanecioğlu Caddesi, Bintan Siteleri, B2 Blok, No 66, Daire 12. Kapının önünde gazeteciler var. Herkesin gözünün önünde kapıdaki mühürü söküyoruz. Kapıdan içeri girmemle sarsılmam bir alıyor. Olamaz. Evin altı üstüne gelmiş. Babamın çalışmaları yırtılmış, yerlere atılmış. Kitaplar evin her tarafına savrulmuş. Eğilip kitapları topluyorum. Hasan İzzettin Dinamo'nun Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı anlattığı Kutsal İsyanı üzerinde ayak izi var. İbn Haldun'un Mukaddimesi üzerinde de ayak izi var. Birkaç kişi bana yardım ediyor. Toplananları kitaplığa koyuyoruz. Balkon ve salondaki çiçek saksıları bile devrilmiş. Yatak odasına giriyorum. Babamın döşeği ikiye katlanmış, üzerinde ise bir kitap. Amir Taheri'nin yazdığı Hizbullah. Mesaj mı verilmek isteniyor diye düşünüyorum. Küçük gardırobuna göz atıyorum. 2 gömleği var, ütülü. Bir de kumaş pantolonu. Takılırdım babama. Oğlunu elinden tut da çarşıya götür. Bak nişanlandık, hala nasıl giyineceğimizi bilmiyoruz. Nereden buluyorsun bu güzel kıyafetleri? Kulağıma işaret parmağıyla vurur. Hadi eşek sıpası, dalga geçme derdi. Aslında ben dalga geçmiyordum. Bana göre babam çok zevkli giyinirdi. Az giysisi vardı ama çok şık giyinirdi. Kıyafetlerini kendine uygun olanlardan seçerdi. Zaten babamın yaşamındaki değişimler kıyafetlerine de yansımıştır. İmam kıyafetinden, kravatlı takım elbiseden, spor kıyafetine uzanan bir süreç. Şaşkınım. Ev talan edilmişti. Vurulan Turan Dursun değil, vuran Turan Dursun'du galiba. Daktilosum masanın üzerinde duruyor, dokunmamışlar. Gözlerim doluyor. Doğduğumdan beri daktilolar benim ninnim olmuştu. Babam tan ağarıncaya kadar çalışırdı. Annem bazen sitem ederdi. Yeter artık, çocuk uyuyor. Mutfağa göz atıyorum, buzdolabını açıyorum. Gözüme küçük rakı şişesi takılıyor. Babam rakı içmez. Konukları için herhalde. Karmakarışık duygular içindeyim. Küçük yemek masasının üzerinde bulaşıklar var. Babam bulaşık bırakmazdı. Evden acele mi çıkmıştı? Babamın yemeklerine gülerdik. O ise yaptıklarının çok lezzetli olduğunu söylerdi. Çocukluğunu yazdığı Kulleteyn kitabında nasıl yemek yediklerini ayrıntılarıyla anlatmıştı. Sebze, meyve, tatlı, acı, tuzlu, ne varsa bir kabın içine koyup karıştırıyordu. Al sana bir yemek. Onu çocukluğunda bu tür yemeğe alıştırmıştı molla hocaları. Tekrar salona dönüyorum. Gazeteciler fotoğraf çekiyor. Polisler teslim tutanağını getiriyorlar. Tutanağa bir ekleme yapıyoruz. Evde bulunan eşyalar ile diğer kitap ve belgelerin sayımı yapılmadan itiraz hakkının saklı kalması suretiyle
teslim alacağını beyan eden oğlu Abid Dursun'a anahtar teslim edilmiştir. Evinden götürülenler. Evden neler götürülmüştü? Ufak bir araştırma yaptık. Kur'an ansiklopedisinin M maddesinden Z maddesine kadar basıma hazır, yazılı dosyalar halinde 2000'e yakın metin, Z maddesinden sadece bir sayfayı almayı unutmuşlardı. Kulleteyn adlı kitabın basıma hazır 5 ciltlik metni, Kutsal Kitapların Kaynakları adlı eserin 5 cildi, Şeriat Böyle isimli bitmiş bir senaryo, elde mevcut sayfaları olan farklı konuları içeren senaryo, inceleme ve köşe yazılarının metinleri, mektuplar, banka cüzdanı, sağlık karnesi, nüfus cüzdanı, kayıp eşyalar ve kitaplar var mıydı bilemiyorum. Üzerinde durduğumuz babamın eserleri. Üsküdar Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundum. Babamın eserlerinin inceleme için alındığını düşündüğümüzü ve hemen geri verilmesini istediğimizi bildirdik. Yanıt 13 Kasım'da geldi. Emniyet görevlilerinin görevlerini kötüye kullandıklarına dair haklarında kamu davası açılmasını gerektirecek yeterlilikte delil bulunmadığını anlaşılmakla haklarında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Yine de seviniyorum. Babamın yazdıklarının hepsini götürememişler. Belli ki taşıyamamışlar. Hemen metinleri ayrı kolilere, kitapları ayrı kutulara yerleştirdik. Paketlerin hepsine numara verdik. Ne olur ne olmaz diye. Paketleri dergiden arkadaşlarla bölüştük. Kime kaç numaralı kutuyu verdik, kutunun içinde neler var kaydettik. Babamın metinlerinin bulunduğu paketleri ben aldım. Sanki macera filmi çeviriyoruz. Gözlerimiz sağda solda. Ya birileri gelip elimizden zorla kutuları alırsa, kurtarabildiklerimizin başına bir şey gelsin istemiyoruz. Paketleri amcamın evine götürdük. Bunların daha güvenilir yerlere taşınması gerekiyor. Kimler bize yardım edebilir? En iyisi metinlerin çoğaltılması, fotokopi makinesi gerekiyor. Amcam ben hallederim diyor. Hallediyor. Şimdi daha rahatladık. Kurulan güvenilir yerlere dağıttık. Hayıflanıyorum. Kendime kızıyorum. Babam son aylarda bize sanki bir şeyler anlatmak istiyordu. Dinlemiyorduk. Aman baba, başka zaman konuşuruz. Oturup konuşsak, dertleşsek belki bugün kaybolan eserlerinden çoğu da halka ulaşırdı. Turan Dursun Üniversitesi daha zengin olurdu. İlk sayfa. Yer Küçükyalı'daki babamın evi. Kur'an ansiklopedisinin uzun süren hazırlık ve taslak çalışmaları sonuçlanmış, artık sıra işin daktilo edilmesine gelmişti. Ev kalabalık. Hepsi babamın yakın dostları. Hürrem amca ve eşi Seher abla. Gürbüz hoca, amcam, annem, Eren. Tik beyaz kağıt daktiloya takılıyor. Metni Seher abla daktilo edecek. Silinti, kazıntı, düzeltme olmayacak. Noktalama işaretleri, harfler eksiksiz bulunacak. Birinci sayfa ile paragraf da çöpe atılıyor. İkinci sayfa yine çöpe. Üçüncüsü de. Aradan bir hayli zaman geçiyor. Henüz ortada birinci sayfa yok. Bu arada laf atmalar, kahkahalar sürüp gidiyor. Seher abla inatçı. Birinci sayfayı bitirmek istiyor. Tüm ısrarlara rağmen yerini kimseye bırakmıyor. Sonunda ilk sayfayı eksiksiz yazıyor ve evde bulunanlardan alkış alıyor. Herkes alkışlıyor. Kır çiçekleri atıyor. Babamı son kez dergisinin önüne getiriyoruz. Babamın güleç yüzlü fotoğrafını çerçeve yapmışlar. Keşke morgda babamın yüzüne bakmasaydım diye geçiriyorum. İçimden. Amcam bakıp çok ağlayınca dayanamayıp ben de baktım. Kaşları çatık, dudakları mordu. Eğer biri o dakika bana bir silah verseydi, şeriatçıların toplu bulunduğu yere gidip hepsini kurşuna dizerdim. Duygularıma göre değil, düşüncelerime göre hareket etmeyi bana öğreten babam değil miydi? Kuşkusuz böyle bir olayı yapamazdım. Babamı soğuk odadan aldık, dergiye götürdük. İki kişi Türk bayrağına sarılı tabutun başında, saygı duruşunda. Birini tanıyorum ama nereden? Anımsadım. Musa Anter. 70'lik delikanlı. Babam için saygı duruşunda bulunuyor. İçim bir tuhaf oldu. Gururlandım. Babali yokuşunda 2000 kişi var. Çeşitli konuşmalar yapılıyor. Kendimden geçmiş gibiyim. Kim ne konuştu bilmiyorum. Kısa bir yürüyüşün ardından babamı Ankara'ya götürmek için polis nezaretinde havaalanına hareket ettik. İlgimi çeken polislerin tavırları son derece nazikler. Havaalanında özel bir odaya alındık. Hasan Yalçın, ben ve amcam. Uçağın kalkmasını bekliyoruz. Hasan Yalçın'la sohbet ediyoruz. Babamla derginin Ankara bürosunda yaptığı bir konuşmayı aktarıyor. Söylediği şu sözleri hiç unutmuyorum. Din konusunda gerçeğe ulaştığımda kendime sordum. Rahat yaşamak uğruna gerçeği mezara mı götüreyim? Halka gerçeği anlatmak uğruna
ölümümü göze alayım. Turan Dursun bir aydınlama savaşçısı gibi yazdıklarıyla yanıtladı sorusunu. Biliyordum. Babam ölümü yenmişti. Ölümün ötesine çoktan geçmişti. Bu nedenle ben yüzyılların doğurduğu ölümüm diye yazmıştı. Uçağın harekete hazır olduğunu söylediler. Odadan çıktık. Uçağa bindik. Hareket ettik. Gökyüzündeki bulutlara bakıyorum. İçimde garip bir duygu var. Babamla aynı uçaktayız. Birlikte bulutların üzerinden uçuyoruz. Ama o kargo bölümünde, tabut içinde. Turan Dursun kız istiyor. Kız arkadaşım Nilgün'le evlenmeye karar veriyoruz. Gelenek olmuş. Bizimkilerin gidip kız istemesi gerekiyor. İşin en zor yanı... Hayır, benim için işin güçlüğü yok. Sorun babam. Babam kızı isterken ne diyecek? Allah'ın emri peygamberin kavliyle. Babam bunu der mi? Babama gidip şu sözleri söyleyeceksin denir mi? Denmez tabii. Kararlaştırılan gün geldi. Ben takım elbisemi giydim. Annem güzelce giyindi. Babam tıpkı dergiye gider gibi spor kıyafetiyle önümüze düştü. Atladık bir taksiye, gittik. Kapıda karşıladılar. Biraz hal hatır sormadan sonra babam konuya girdi. Bakın, ben buraya kız istemeye gelmedim. Çocuklar tanışmışlar. Yüzüklerini bile almışlar. Evlenmeye karar vermişler. Ben buraya sizlerle tanışmaya geldim. Nilgün'ün ağabeyi, efendim bize 10-15 gün süre verin, düşünelim demez mi? Babam hemen, yahu bize, size ne oluyor? Ne düşüneceksiniz? Çocukların cebinde yüzükler bile var. Yani şimdi bu iki genç bizim aklımıza mı muhtaç? Eyvah, ortalıkta sert rüzgarlar esiyor. Büyük ağabey mutfağa çağrılıyor. Sanıyorum uyarılıyor. Evin havası düzeldi. Sıra yüzük takmaya geldi. O saate kadar hiç konuşmayan Nilgün'ün babası, yüzük takıldıktan sonra sanıyorum babamın eski müftü olduğunu da bilerek, Allah kabul etsin, bir Yasin okuyalım demesin mi? Babam ayağa kalktı. Abi seni severim bilirsin ama ben gidiyorum. Yasin okunan bir yerde kalamam. Şimdi sizin için yıllardan beri mücadelesini verdiğim ilk yerlerimden taviz mi vereyim? Aman baba dur. Gönlünü aldık, oturmasını sağladık. Tabi Yasin okunmaktan da vazgeçildi. Uçak Esenboğa havaalanına indi. Babamın tabutunu alıp doğruca Cebeci Asri mezarlığına götüreceğiz. Cenaze arabasıyla taşımamak için ambulans istemiştik. Bekliyoruz babamı. Ancak ortada bir terslik var. Polisler cenazeyi tek kişi alacak, bizim nezaretimize götürecek gibi anlamsız sözler sarf ediyorlar. Çok sinirleniyorum. Babam öldürülmüş, evi talan edilmiş ve emniyet görevlileri ise hala zorluk çıkarıyor. Anladık, polisler cenazeyi kaçırıp sanki babamın kimsesi yokmuş gibi defnedecekler. Cenazeyi aldık, ambulansa koyduk. Ben ve amcam ambulansın arkasına, Hasan Yalçın öne oturdu. Bu arada polislerin cenazeyi kaçıracağı, babamı karşılamak için Esenboğa'ya kadar gelen 3-4 bin insanı da kızdırıyor. Yani ortada olay çıkması için bir durum yokken, hangi görevlinin dehası ise cenazeyi kaçırmak gibi ancak bizim gibi ülkelerde olacak bir uygulama. Ortamı sertleştiriyor. Sonunda anlaşma yapılıyor. Ambulans önde, 20'yi aşkın otobüs arkada. Havalanından Ankara'ya gidiyoruz. Amcam ambulansın arkasında hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Polislerin tavrı beni zaten çileden çıkarmıştı. Ambulansın arka kapısını açmak için hareket ediyorum ve amcama sertçe, eğer düşmanlarımıza ağladığını göstereceksen kapıyı açıp seni aşağı atarım diyorum. İstanbul'dan özellikle de durumu yakınlarıma iletmek için telefon etmiştim. Cenaze sırasında kimse ağlamayacak. Ağlayan olursa kesinlikle gelmesin. Amcam ağlamayı kesiyor. Kortej eşliğinde gidildiği için araçlar yavaş hareket ediyor. Artık babamla ayrılma vaktinin giderek yakınlaştığını hissediyorum. Önümde tabutun içinde uyuyor. Tabutun üzerinde kır çiçekleri var. Maya tuttu Abid. Kır çiçekleri. Babam ne çok severdi kır çiçeklerini. Bir tatil günü. Babam İstanbul'dan yeni gelmişti. Nişanlımın ailesi ve bizimkilerle birlikte tuttuğumuz bir minibüse doluştuk. Pikniğe gittik. Güzel bir yer bulduk. Oturduk. Babam hemen yanımızdaki küçük bir tepeye çıkarak kır çiçekleri toplamaya başladı. Babamın çocuk gibi tepeye çıkıp kır çiçekleri toplaması nişanlımı çok şaşırtmıştı. Saatlerce o tepe senin, bu tepe benim dolaşıp durdu. Sonunda kucağına topladığı çiçekleri getirip nişanlım Nilgün'e verdi. Yüzünde tatlı, insanı rahatlatan bir gülümseme vardı. Biliyor musun Nilgün, ben senin kocan olacak bu adamdan tam 25 yaş daha gencim dedi. Sonra bana dönüp, Abid, sen tam bir devlet memuru olmuşsun.
hiç yerinden kalkmıyorsun deyivermişti. Oturduğumuz Sincan Fatih Mahallesi'nde Çoban Çeşmesi denen bir yer vardı. Babam bazen bizimle, bazen de komşumuz Kemal Bey'le oraya pikniğe giderdi. Çoban Çeşmesi denilen yerde öyle çok harika bir doğa güzelliği falan yok. Kıraç bir toprak. Bir veya iki tane ağaç var. Babama sorardık. Piknik yapılmak için bile müsait olmayan bu yerde saatlerce ne yapıyorsun? Gülerdi. Karıncalarla sohbet ediyorum. Toprakta yuvarlanıyorum. Doğayı kokluyorum. Babamın gözlerine bakıp ilk kez korkmuştum. 2 Eylül pazar günü. Annem telefonda. Abit, baban yarın İstanbul'a gidecek. Sizi görmek istiyor. 13 Ağustos'ta evlenmiş, balayından yeni dönmüştük. Babam, annem düğünden sonra ilk kez evimize konuk olacaklar. Telaşlanmıştık. Ne yapalım, ne ikram edelim? Eşim Nilgün, babamın en sevdiği yemeği yapmak istiyor. Abit, babanın en sevdiği yemek nedir? Bamya. Nilgün bamya yapmak için mutfağa girdi. Ben de çarşıya çıktım. Babam içki içmezdi ama dost ortamlarında bir kadeha hayır demezdi. Sevdiği içki Buzbağ marka kırmızı şarap. Niye Buzbağ şarabını çok severdi bilmiyorum. Bildiğim en ucuz şaraplardan biri oldu. Çarşı çarşı dolaşıyorum. Buzbağ şarabı yok. Ümidimi kaybederken Ulus'ta köhnemiş bir büfede buluyorum Buzbağ şarabını. Eve girmemle kapı zilinin çalması bir oldu. Babamın iki eli de yiyeceklerle dolu. Babamın hiçbir zaman çok parası olmadı. Ama hep cömertti. Yeni evliyiz, para sıkıntımız vardır diye bir haftalık yiyeceğimizi almış. Getirdikleri arasında beni etkileyen hediyesi ise Kuletein kitabıydı. Nilgün ve Abite diye imzalamıştı. Çok duygulandım. Kitabı verirken söylediğini hiç unutmuyorum. Maya tuttu Abit. Oturduk sohbet ettik. Babam durgun ve dalgındı. Dikkatimi çekmişti. Eşimden kahve istedi. İçti. Bir daha istedi. Babamın yaşamında iki fincan kahveyi üst üste içtiğini ilk kez tanık oluyordum. Fazla kalmadılar. Uğurlamak için sokağın başına kadar gittim. Taksiye binerken hayatımda ilk kez babamı iki yanağından öptüm. Araç hareket ederken babamın el sallarken bana bakışından korkmuştum. Gözlerinde sonsuz bir yolculuğa çıkacağının ışıkları vardı. Hasköy girişinde polis araçları ambulansı ablukaya aldı. Yıldırım Beyazıt kavşağına birkaç kilometre kala ambulans, polis araçlarının sıkıştırması ile konvoydan ayrıldı. Polisler ambulans sürücüsünü tehdit ediyorlar hızlı gitmesi için. Ambulans hızlandı. Arkadan konvoydaki araçların önü polislerce kesildi. Polisin tavrını anlamak zor. Ne yapmak istiyorlar? Karmakarışık duygular içindeyim. Ambulans son sürat mezarlığa girdi. Mezarlığın içinde ilerliyoruz. Babamın yeri neresi? Durduk. Ambulansın yanına polisler geliyor. Hiçbir şey düşünemiyorum. Ne oluyor? Gayri ihtiyari ambulansın arka kapısını kilitliyorum. Polisler zorluyor. Açamıyorlar. Bağırıyorum. Konvoy gelene kadar açmayacağım. Zorlamıyorlar. Sakinleşiyorum. Kitleyi bekliyoruz. İnanmak zor ama burası Türkiye. Ülkeye mal olmuş, öldürülmüş bir yazarın cenazesi kaçırılmak isteniyor. İstanbul'da öğreniyorum. Babamın öldürülmeden bir hafta önce kimliği bilinmeyen kişiler tarafından kaçırılıyor. Babam yolda giderken 3 kişi kollarından tutup arabaya bindiriyorlar. Arabayla İstanbul içinde dolaştırıyorlar. İstedikleri babamın artık yazılarına son vermesi. Babam bu olayı yakın bir arkadaşına anlatırken ekliyor. Beni kaçıranları ikna ettim. Babam adamları ikna edemediğini herhalde artık öğrenemeyecek. Babamın dostları geliyor. Seslerini duyuyorum. Bilime uzanan eller kırılacak. Turan Dursun ölümsüzdür. Sesler yakınlaştı. Onları görebiliyorum. Ambulansın kapısını açtım. Araçtan indim. Çok kalabalık. Seviniyorum. Yalnız değilim. Polisin tüm engellemelerine rağmen yine de bu kadar insan babamın sonsuz yolculuğuna uğurlamaya gelmişti. Babamı ambulanstan indiriyoruz. Babamı bırakmıyorum. Ben de taşıyorum. Yatacağı yer güzel. Büyük bir ağacın altı. Gürbüz amca, Hasan Yalçın, Rıfat Araş birer konuşma yapıyorlar. Bedenim orada ama kafam çok uzaklarda. 1974 yılı. Sincan'daki evimize taşınalı bir yıl olmuştu. Aynı apartmanda Münevver halamla Gani eniştemin de daireleri vardı.
Ancak onlar Almanya'da çalışıyorlardı. Oturup rahat etmeleri için evlerini dedemle babaanneme bırakmışlardı. Hatındı, babaannemin adı, Kürttü. Yaşamı boyu dedemden çok çekmişti. Dedem sürekli babaannemi aşağılardı. Kürtler hep eşkıya olur değil mi? Babaannem, hevallah doğru derdi. Nefes almakta zorluk çekiyordu. Zaman zaman hiç nefes almıyormuş gibi olurdu. Hepimiz panikler, hastaneye koştururduk. Babam annesini çok severdi. Onu ilerici bulurdu. Her gün yanına uğrardı. Fıkralar anlatır, güldürürdü. Bazen sırtına alır, kırlara götürürdü. Başını göğsüne koyar, dakikalarca kıpırdamadan dururdu. Bir akşam babaannem yine rahatsızlandı. İtimeskut Hastanesi'ne götürdüler. Oksijen çadırını almışlar. Durumun düzeldiğini söylediler. Sabah balkonda kahvaltı yapıyoruz. Haberi aldık. Hatın ölmüştü. Onu bir minibüsün üzerine koyup getirdiler. Hemen minibüsün üzerine çıktım. Tabuta sarıldım. Ağlıyordum. Bazı geceler bana türkü söylerdi. Gün gördüm, günler gördüm, seni gördüm. Beni tabutun üzerinden alamadılar. Babaannemle birlikte minibüsün üzerinde Sincan mezarlığına gittik. Dedem devamlı dua okuyordu. Babam, annesinin üzerine atacağı toprağı ufalıyordu. Hatını, beyaz kefeniyle toprağa verdik. Mezarlıktan ayrıldık, eve döndük. Çok üzgündük. Akşam oldu, uyuyacağız. Ancak babam hala ortada gözükmüyordu. Bekledik, yok. Sabaha karşı geldi. Annem merakla nerede olduğunu sordu. Babam, anamın mezarında yattım dedi. Babam sabaha kadar hatının mezarının üzerine sarılmış, yatmış. Sonra birkaç gece daha gitti babam annesinin mezarında uyumaya. Alkışlarla uğurladık. Adımı söylediklerinde kendime geldim. Babamın mezarı başında bir konuşma yapmamı istiyorlardı. Turan Dursun'un bir sözü vardı. Ben korkmuyorum karanlıktan. Ben korkmaktan korkuyorum. Çünkü korkan insan ya yılgınlaşır ya da saldırganlaşır. Babamı öldürenler yüzüne bile bakmaya cesaret edemeden kurşunları kahpece arkadan sıktılar. Polisin tutumunu da kınadım. Cenazeyi kaçırdıkları sırada kardeşim Eren sinirden bayılmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Babamı alkışlarla toprağa verdik. Üzerine toprak atarken onunla gurur duyuyordum. Çünkü benim babam Giordano Bruno'ların, Hallacı Mansur'ların, Sokrates'lerin, Galile'lerin, Voltaire'lerin yanına gidiyordu. O, insan ve aydın olma sorumluluğunu yerine getirmişti. Yaşam öyküsü, şiirleri, mektupları, yazıları. Yaşam öyküm. 1934 yılında Sivas'ın Şarkışla ilçesinin Yapaltın köyünde doğdum. Babam Abdullah, anam Hatun. Ben 5 yaşındayken babam ailemizi alıp Ağrı'nın Tutak ilçesine götürdü. Babasının ve dedesinin yeriymiş oralar. Kendisi oralarda imamlık yaparken beni de büyük din adamı olayım diye Arapça okutacak hocaların yanına verdi. Tutak müftüsünde okudum bir süre. Sonra 8-9 yaşındayken Kürt mollalarının ve önemli bir Kürt şeyhinin bulunduğu Kargalık köyüne götürülüp bırakıldım. Arapça okurken Kürtçeyi de öğrendim. Yememi, içmemi Şeyh Ramazan sağlıyordu. Köyün camiinde yatıp kalkıyordum. Arapça dil bilgisinden zarfı bitirdim. Nahiv'den de epeyce okuduktan sonra başka köylere ve başka mollaların yanına gittim. Ve köy köy, o molla senin, bu molla benim dolaştım yıllarca. Yalnızca Ağrı'nın değil, başka illerinde, örneğin Erzurum'un, Muş'un, il ve ilçelerine bağlı köylerde de okudum. Genellikle Kürt hocalarında, biraz da Çerkez hocalarında okudum. Kürtçeyi çok iyi, Çerkezçeyi de oldukça öğrendim. Ama Türkçeyi çok az biliyordum artık. Bildiğim Türkçeye de Türkçe demek için bir tanık gerekliydi. 15 yaşıma değin böyle dolaşıp okudum. Çok zeki olduğum ileri sürülürdü. Çünkü o yaşa değin, o yörelerde okutulan İslami ilim şubelerinin hemen tüm metinlerini ezberlemiş, şerirlerinden de anlayarak ama hızlı okuyup geçmiştim. Askerliğime değin başka il ve ilçelerde de okuyup hocalardan icazet aldım. 1955-1957 arası askerliğimi yaptım.
okuma yazmayı askerlikte öğrendim. İlkokul diplomasını da terhisten sonra Mahmut Paşa İlkokulu'ndan dışarıdan sınava girerek aldım. Bir süre İstanbul'da yüksek dereceli talebelere ve hocalara Arapça İslami bilim dallarında dersler verdim. Kimi kursların organizasyonunda çok sayıda vaiz, müftü yetiştirdik. Bugün de bu kursların çoğu sürüyor. Ve sonra sınavlarına girip kazanarak kendim de vaiz, müftü oldum. İlk görevim Tekirdağ'da oldu. Önce merkez vaizliği, sonra müftülük. Yıl 1958-1959. Sivas'ın Gemerek Müftülüğü. Yıl 1961. Sivas Bölge Müftüsü oldum ardından. 1962 başında, 1964 sonuna değin. Bu arada ortaokul bitirme sınavlarına girip diploma aldım. Daha sonraları lise bitirmelerine de girdim. Ama yazık ki bitiremedim. Sivas Müftülüğü'nde Nurcu ve Süleymancılarla savaşımlarda bulundum. Onlarla birlikte Deveci de karşıma çıktı. Deveci çok zengin birine deniyordu. Bu zengin öteki zenginleri de sürükledi. Hepsi birlikte karşıma çıktılar. Valiyi de yanlarına aldılar ve telgrafla sürüldüm Manisa'ya. Ardından Tokat'a. Ama paşalar nakillerimi durdurup beni yeniden Sivas'taki görevime döndürdüler. Sivas Tümen Komutanı Cemal Paşa ve Doğu Menzil Komutanı Fahri Paşa. Çünkü 620 İmam Hatip'in Cumhuriyet Bayramı'na katılmalarını sağlamıştım. Ayrıca Atatürk'ün heykeli önünde saygı duruşunda bulunmalarını gerçekleştirmiştim. Atatürk'ü müftü deniyordu. İstanbul'da Atlas Sineması'nda Atatürk'ü ölüm yıldönümünde anma törenine başbakan yardımcıları ve öteki konuşmacılarla birlikte konuşmacı olarak katılmıştım. Bu ve benzeri olaylar basında yer almış, yankılar uyandırmıştı. Sonra Atatürk plaketi verilmişti. Basında çok geniş yer alan bir olay da Cinayetler Köyü diye bilinen bir köyün barışa kavuşturulmasıydı. Müftü olarak ve halkı inandırarak başarmıştım. Ne var ki bütün bunlar Nurcu, Süleymancı, Deveci ile harekete geçen çevrelerin beni Sivas'tan atmalarını önlemeye yetmedi. Bir ara önlenir gibi oldu ve ben Sivas'ta kalarak 40 gün süreyle Güney il ve ilçelerine teftişle görevlendirildim. Ama oraya gönderildiğim zaman Sivas valisi Sivas'taki görevime son vermişti. Bu yüzden 2 aya kadar maaş alamamıştım. Ve Bakan İbrahim Saffet Omay eliyle "Kardeşim sen ne biçim müftüsün? Bütün Sivas halkını ayağa kaldırdın. Üzerimize yürüttün. Senin alınmanı istiyorlar." biçimdeki sözlerle alındım Sivas'tan. Böyle dendiği zaman Sivas'ın 30 mahalle muhtarı binlerce imzayla "biz müftümüzü istiyoruz" diyorlardı. Tüm partilerden vardı. Vali ise muhtarları dize getirmek için nezarete aldırmış, tümene çağrılan validen hesap da sorulmuştu ama bir yarar sağlamamıştı. Vali falanca partiden senatör adaylığına ilişkin söz almıştı. Bunu bana açıkça da söylemişti. Beni sevdiği halde beni attırmak isteyenlerle birlik olmak zorunda bulunduğunu ifade etmişti. Paşalar, valinin Sivas'tan başka yere naklen atanmasını sağladılar. Ama benim artık Sivas'ta kalmamı sağlayamadılar. Daha nice olaylar oldu ve ben Sivas'tan Altındağ Müftülüğü'ne, oradan da Sinop'un Türkeli Müftülüğü'ne sürüldüm. Maaşım çok azdı. Sürülmeler beni alt üst etmişti. Durumumun TRT'de düzelebileceğini söylediler. Bir mektup yardımıyla bu kuruma geçtim. Yıl 1966. TRT'de bir süre genel evrak kayıt memurluğu yaptım. Sonra yayın kesimine alındım. Dinsel programlar verildi. 1968'den 1976 yılına değin bu programları yaptım ve yönettim. Bu arada dış yayınlarda Posta Kutusu, Dinleyicilerle Baş Başa, Din ve Ahlak gibi programlar yaptım. Sonra sınavına girerek prodüktör oldum. 1976 yılında Şaban Karataş'ın taşıyla Erzurum Radyosu'na sürüldüm. Bu arada dinsel programlarda alınmıştı benden. Artık her sürgünler listesine düzenli olarak yer alıyordum. Liste olmadığı zamanlarda da. Ve sürüldüm. Dinsel programlar alınınca dinsel olmayanlar yaptırıldı bana. Ne var ki o da doğru dürüst yaptırılmadı. Yaptığım programlar nedense kolay kolay denetimden geçmiyordu. Yine de denetimden kurtardıklarım oluyordu. Programlarım dinleyenlerce büyük ilgi görüyordu. Düşünce tarihimizden sayfalar, başlangıcından bu yana insanlık, vergi programı, akşama doğru gibi programların yapımcısı olarak çalıştım. Dinsel programları benden aldırtmaya başaran çevreler yine peşimi bırakmamıştı. Din ve Diyanet çevreleri, "Bu adam dinsizdir, atın bu adamı TRT'den" diyorlardı. Buyruk veriyorlardı.
hem de resmi buyruk. Örnek, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu 15 sayfalık bir karar kaleme almıştı. Bu karar, Diyanet İşleri Başkanı Tayyar Altıkulaç, boyunun ve kollarının uzun olduğunu göstererek TRT Genel Müdürü Dr. Cengiz Taşer'e bir şehit yazıyla gönderdi. Karar gerçekten çok şiddetliydi. TRT'den atılmam isteniyordu. Başlangıcından bu yana İnsanlık adlı dizi programın üstüne ateş püskürülüyordu. Sapık Darwin teorisine yer verildiği açıklanıyor, dinsizlik yapıldığı gerekçesiyle programın hemen yayından kaldırılması ve yapımcısının da atılması ya da en ağır biçimde cezalandırılması duyuruluyordu. Dizi önce engellendi, sonra da yayından kaldırıldı. Cezalandırılmam da olmadı değil, sürüldüm. Ne var ki TRT'den atılmamıştım daha. Program dizisine ilişkin yönüyle buyrukları gerçekleştiren Diyanet, temsilcisi aracılığıyla bir danışma kurulu toplantısında TRT'ye resmen teşekkür etmiştir. Diyanet buyruğunun ve tüm benzer çevrelerin bana ilişkin isteklerini daha büyük çapta yerine getiren Doğan Kasaroğlu ve yönetimi olmuştur. Kasaroğlu gelir gelmez hemen Doğu Karadeniz bölgesine gönderilmiştim. Sözüm ona inceleme ve araştırma yapmak üzere. Oysa prodüktördüm ve böyle bir görevim olamazdı. Oradaki görevim sırasında Karataş dönemindeki bir olay bahane edilerek 1980 yılının ilk en ağır disiplin cezası verildi. Uydurma olay 1976 yılına ait. Oradan gelip Ankara'daki görevime başladım ve bir gün sonra üstelik 2-2,5 saat gibi bürokrasi tarihinde belki de eşine az rastlanır bir çabuklukta İstanbul'a sürüldüm. Meğer kafayı üşütmüşüm, yani resmi gerekçe. İçine düştüğüm ileri sürülen bunalım, öylesine derin bir bunalım içine düşmüşüm ki son aylarda iş ve çevremle hiç uyum sağlayamıyormuşum ve programları aksatıyormuşum. Oysa son aylarda ben program yapımıyla yükümlü değildim. Araştırma ve incelemeyle yükümlüydüm. İnsan yükümlü olmadığı şeyi nasıl aksatır? İstanbul'da bir süre prodüktör olarak kaldıktan sonra yıllarca emek verdiğim, sınavla kazandığım bu görev de elimden alındı. Uzman oldum. Prodüktörün sarı basın kartı var, uzmanın yok. Peki uzman ne yapar? Ben de şimdi onu soruyorum. Dilekçe verip iş istedim. Masamın başında boş bekliyorum. Yaşam öyküm çok uzun oldu. Elbette benden istenen bu denlisi değildi. Hoş, görülürsem sevinirim. Turan Dursun, Turan Dünyalıgil. Yaşamadım. Yaşamadım. Yaşamadım dünyamı. Yaşam merdivenlerini. Çocukluğumu, gençliğimi, hiçbirini. Acıların, açlıkların dışında. Olgunluk çağımı, o da bitmede, batışında. Yaşamadım yaşımı, görünemedim hiç yaşıtlarımın yaşında. Daha işin başında gelip çattı kocamışlık. Kırklıkken oldum altmışlık. Yaşamadım. Çiviler, çengeller vardı yaşam yolunda. Sağımda, solumda. Hem de tomar tomardı. Engeller, engeller vardı. Duvar duvardı. Zalimler, haramiler vardı. Katar katardı. Tutup yutardı bunlar insanları. Güneşler bunlar için doğar, bunlar için batardı. Yaşamadım, çünkü aşamadım bunları. Çünkü sınıfsaldı yaşamak. Zalimler, haramiler aldı tüm gücümü. Gücüm yetersiz kaldı, savaşamadım. Sıyrılıp aradan sıvışamadım da. Sözün özü, yaşamadım dünyamda. Şu kalleş yaşamda, gerçek anlamda yaşamadım. Evet, yaşamadım. 26 Haziran 1980, Turan Dursun. O zalimedir savaşım. Zaman zaman demişimdir kendime, nedir bunca savaş? Kime karşı, kime? Buldum sonunda, savaşım eli kanlı zalime. Eli kanlı, dili kanlı, yüreği kanlı. Duygusu, düşüncesi kanlı. Sesi, nefesi kanlı. Ah, o bir düşse elime. Kustururum içtiği kanları. Nüfusun %90'ı kadar pay alarak. Vurgunlar vurarak, vurarak, kırarak, öldürerek içtiklerini, dilerek, bölerek, parçalayarak yediklerini, lime lime ederek, lime lime. Ah bir düşse elime. Soracağım var o zalime. İnsanlar üzerinde gezer hep. Haklar ve halklar üzerinde gezer.
neyi nasıl emeceğini sezer. Kan emer daha çok. Emer de emer, emer de emer. Zaman olur bakarsın sevgi dolu, insancıl olur, acımalı bakar. Sever, okşar. Ama aldanma, mutlaka vardır bir çıkar. Yürekten sever, acır sanma. Aldanma sakın, aldanma. Duygusu, düşüncesi karadır onun. Dini imanı, derdi davası paradır onun. Solcu mu olmak gerekiyor? Solcu olur. Sağcı mı olmak gerekiyor? Sağcı olur. O yolunu bulur. Bulur o bulur. Emmek için hep büyük sancı. Haberci büyük sancı. Acı acı kapıya vuruyor. Tak 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 diye. Kulak tıkamak, dinlememek niye? Kapıda duruyor sabırsız. Tüm gücüyle vuruyor. Tak 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 diye. Anlamamak niye? Haber veriyor. Çocuk doğacak diye. Doğacak mutlaka. Korkulsa da doğacak, ürkülse de doğacak. Bu çocuktan kaçılsa da bucak bucak, doğacak mutlaka. Kurtuluş topu gibi bir çocuk. Ana karnında olaylarla beslenmiş, acılar uçurumlarla güçlenmiş. Evreler, süreçler geçirmiş. Doğacak duruma gelmiş artık. Haberci, sancı, acı acı vuruyor. Tak, tak, tak. Haber veriyor. Kurtuluş topu gibi bir çocuk doğacak. Acılar dinecek, kurtuluş olacak. Haklar alınacak, haklar yerini bulacak diye. Kulak vermemek niye? Tarihçe bilir misin? Dilini anlamak için bu yeter. Bu haberci sağlam konuşur. Dayanakları kesinliklerden oluşur hep. Niceler dinlemediler. Dinlemek istemediler onu. Ama ne oldu? Hak yerini buldu. Vakit, zaman doldu artık. Aman vermiyor sancı. Tüm gövdeyi sarsarak vuruyor. Tak, tak, tak. Hakkını almak için halk geliyor, halk. Tak, tak, tak. Turan Dursun. Yazabilir miyim? Turan Dünyalıgil. Çok şey var yazılacak. Yazmak istiyorum. Ama hangisini, hangi konuyu? Daha önemlisi, yazabilir miyim? Dünümüz üstüne yazsam, ünümüz, şanımız üstüne, kahramanlıklarımız üstüne, üç kıtada nasıl egemen olduğumuz üstüne. Ele alınmalı bu konu. Geçmişteki gücümüz dile getirilmeli. Dünyayı nasıl titrettiğimiz işlenmeli. Gavura nasıl eleman didirttiğimiz anlatılmalı. Ama toplum ve ekonomik yapımız üzerinde de durulmalı bu arada. Fetihler, ganimetler peşinde koşturulan insanlarımızın nasıl tüketildikleri de belirtilmeli. Ganimete giderlerken kendi yurtlarından nasıl yoksun ve yoksul bırakıldıkları ve bu yurtta başkalarının nasıl başka tür ganimetler topladıkları da dile getirilmeli. Sonra o hakim görüntüsünde olduğumuz zamanlar, gerçekten nasıl mahkum bulunduğumuz da yansıtılmalı, yazılmalı. O dönemler, adlarını övünerek andığımız ulularımızın şanlı dönemlerini içine alsa bile yazılmalı. Özet de olsa ve bugünkü çıkmazlarımızda dünümüzün ne denli payı olduğu vurgulanmalı. Ama hayır, yazılamaz. Yazılır ama yazılamaz. Neden? Yazılır, neden yazılamaz? Başlı başına bir konu. Bugünümüz üstüne yazsam, bugünkü yönümüz üstüne, yolumuz üstüne yazılmalı. Nereye gidiyoruz, nasıl gidiyoruz? Gözden geçirilmeli. Yolun, yokuşun neresindeyiz? Ciddilikle ele alınmalı. Çıkmaya yöneldiğimiz düzlük nedir? Düzlüğe çıkabilir miyiz? Bu yolla çıkabilir miyiz? Titizce işlenmeli. Gerçek düzlükle aramızda kimler var? Hangi duvarlar var? Açık ve somut yazılmalı. Ama hayır, yazılamaz. Yazılır ama yazılamaz. Neden yazılır? Neden yazılamaz? Ayrı bir konu. Günümüzün din ve mukaddesat ticareti üstüne yazsam ve bir çelişkiyi işlesem, şeriatın karşısında görünenler de İslam övüyor. Oysa başka şeyler değil bunlar. İslam'ın övgüsü, şeriat ve övgüsüdür. Öyleyken en yetkili ve resmi ağızlar bile İslam'ı övmekte sakınca görmüyor, övüyor. Bunu yazıp anlatsam, din iman fabrikalarına değinsem, Diyanet İşleri Başkanlığı'na bu kurumun nelere karıştığına değinsem, yan kuruluşlarına el ele olduğu çevrelere değinsem, okullarda iki ayrı kafa, laik kafa, laik olmayan kafa
yetiştirmenin sakatlığına, zararlarına değinsem, din öğrenimi veren okullara, bu yerlerin üretiklerine değinsem ve tüm mukaddesatçılara değinsem, mukaddeslerin bunlar elinden nasıl kullanıldığına değinsem, yazsam özet olarak. Ama hayır, yazılamaz. Yazılır ama yazılamaz. Neden yazılır, neden yazılamaz? Ayrı bir konu. Bugünkü adalet, demokrasi üstüne yazsam, engelleri, çengelleri üstüne, her zaman yanan hangi kesim oluyor yazsam? Ama hayır, yazılamaz. Yazılır ama yazılamaz. Neden yazılır, neden yazılamaz? Ayrı bir konu. Ya da hepsini bırakıp bugünkü Atatürkçülük üstüne, Atatürkçüler üstüne yazsam, türleri üzerinde dursam bunların? Ama hayır, yazılamaz. Şimdilik. Bir gün yazılacak elbet. Ne zaman yazılacak, nasıl yazılacak, herkes görecek zamanı gelince. Tüm bu konular ve daha niceleri yazılacak bir gün. Ama şimdi yazabilir miyim? Ya da ne ölçüde? Düzenleyici Turan Dünyalıgil. Sonra bu toplumsal yaşam, insanoğluna gerekli olunca ve dünyanın ancak insanlar aracılığıyla yaşanır duruma geldiği, bir gerçek olarak belirince insanları birbirlerine karşı koruyacak bir düzenleyici gereklidir. Çünkü insanların hayvanlık eğilimlerinde doğuştan düşmanlık ve zulüm eğilimleri vardır. İbn Haldun böyle diyor, ünlü yapıtı Mukaddimesinde. Demek ister ki, bir yarış var toplumsal yaşamda. İnsanlar birbirleriyle kıyasıya savaşmada, güçlüsüyle, güçsüzüyle. Karışılmasa, güçlü güçsüzü ezer, yer. Yarış olabilir ama ezme, yeme olmamalı. Bir düzene konmalı yarış, kurallara bağlanmalı, herkesin uyması sağlanmalı. Korunmalı insanoğlu, insanoğluna karşı. Bir düzenleyici gerek. Hakemlik de yapabilecek bir düzenleyici. Ünlü düşünür, hakim sözcüğünü kullanıyor burada. Bu sözcük, hakem ve egemen anlamlarını da içerir. Bir düzenleyici olmalı ki, onun düzeninde ezen, ezilen olmamalı. Yaşam da, yarış da insanca olmalı. Ezen ezene olmamalı. Bırakın yapsın, bırakın geçsin, nasıl geçerse geçsin denmemeli. Yapmanın ve geçmenin insanca kuralları olmalı. Bunu sağlayabilen bir düzenleyici oluşturulmalı. Demek istenen bu. Bu düzenleyiciye devlet de denir. İnsanlığa yaraşan biçimi, bu güç toplumsal yaşam savaşımında yarışanlardan birine, bir kesime dayanmamak, bir kesim zenginliğin füzesine binerken bir başka kesim yoksulluğun zincirine takılı bulunmamalı. Durum buysa hakem yok ya da yan tutuyor demektir. Düzenleyiciyi yalnızca bir kesim oluşturmuşsa ister istemez yan tutar o. Hakemin yan tuttuğu yarış insanca olamaz. Kısacası koşullar eşit olmalı. Değilse eşit duruma getirilmeli. Ve egemen gücün yan tutmadığı kesinlikle belli olmalı. Demokrasili olmak mı? Bu yetmez. İlk çağın Yunan sitelerinde de vardı demokrasi. Ama insana tam yaraşır değildi. Evet, yurttaşlar yasalarını kendileri yapar, yargıçlarını ve yöneticilerini kendileri atarlardı. Savaşa, barışa, karar verme yetkileri de vardı onların. Ama kimdi yurttaş? Ve yurttaş olabilenler genel nüfus içinde ne kadardı? Örnek, Attik bölgesi, nüfusu 500.000'a varıyordu. Yurttaş sınıfından olanların sayısı ise 20 ila 30 bin. Çağlar geçti. Rousseau'nun mutlak otoriter demokrasisinden, bilmem kimlerin klasik demokrasilerine dek aşama aşama yaşandı ve gelindi insan hakları bildirimi gibi belgelerin yer aldığı çağımızdaki biçimlerine. Anayasalara ve anayasamıza insanca yansımalar oldu. Devletler ve devletimiz görev aldı. Herkes kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir. Devlet kişinin temel hak ve hürriyetlerini, fert huzuru, sosyal adalet ve hukuk ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasi, iktisadi ve sosyal bütün engelleri kaldırır. İnsanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlar. Anayasamızın 10. maddesi böyle görev yüklüyor düzenleyicimiz devletimize. Çok insanca. Ama
Turan Dursun'un ölümü üzerine Uğur Mumcu'nun yazısı. İslamcı terör bir can daha aldı. Önce Profesör Muammer Aksoy, sonra gazeteci Çetin Emeç ve sürücüsü Sinan Ercan ve şimdi de eski müftü ve yazar Turan Dursun. Bu üç cinayette de katiller susturucu kullandılar. Namlularına susturucu takılmış silahlarla adam öldürme yöntemine son zamanlarda Türkiye'de sık sık rastlanıyor. 14 Mart 1990 günü İstanbul'da Atatürk Havaalanı yakınlarında İranlı öğretim üyesi Rıza Akvanjan da namlu ucuna susturucu takılmış bir silahla yaralanmıştı. İran Gizli Haber Alma Örgütü Savamak ve Hizbullah 1980 yılından bu yana bütün dünyada terör estiriyorlar. Savamak, Türkiye'ye sığınan Şah'ın adamlarını bulup teker teker öldürüyor. Albay Ahmet Hamid, Albay Hasan Mansuri, Albay Hamdi Aziz ve Binbaşı Şah Verdulu, Albay Muradi, Muhammed Yaltani 1983-87 yılları arasında Türkiye'de ard arda öldürüldüler. Şah yanlısı subayları kimlerin öldürdüğü belirlenemedi. Büyük olasılıkla Türkiye'de örgütlenen Şah ordusunun önde gelen liderleri Savamak tarafından öldürüldüler. Ürdün'ün Ankara Büyükelçiliği 1. Katibi Said'in de İran yanlısı İslami Cihad Örgütü tarafından öldürüldüğü ileri sürüldü. Brüksel'de 2 yıl önce silahlı saldırıya uğrayan Rabıta Örgütü Avrupa temsilcisi Abdullah El-Ehdel'in de İranlı teröristlerce öldürüldüğü ileri sürülüyor. Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliği Askeri Ateşiliği'nde görevli Abdullah El-Sirevi'nin de arabasına patlayıcı madde konuldu. Sirevi patlama sonucu ağır yaralandı. Aynı büyükelçilikte çalışan Bidevi adındaki bir diplomat da Ankara'da öldürüldü. Turan Dursun'u ucuna susturucu takılmış silahlarla öldürenler İranlı İslamcı teröristler midir? Bu konuda bu aşamada kesin bir yargıya varmanın elbette olanağı yok. Ancak cinayetlerde kullanılan susturucular bu kuşkuyu doğuruyor. Türkiye'de Şah yanlısı subayların uçlarına susturucu takılmış silahlarla öldürülmeleri bu kuşkuları arttırıyor. İran televizyonu Turan Dursun'un öldürülmesini birinci haber olarak veriyor. Bu ilgi de kuşkuları arttırıyor. Tabi bunlar yalnızca kuşkudur, kanıt değil. Kanıt olmadan da bu konularda kesin yargılara varmak olanaksız. Bütün bunları araştırıp ortaya çıkartmak Emniyet Genel Müdürlüğü ile MIT'in görevidir. Faili meçhul kalan her cinayet terör örgütlerinin cesaretlerini artırır. Arttırdı ve arttırıyor da. Türkiye özellikle son 6-7 yıldır çeşitli yabancı terör örgütlerinin kolayca at oynatabildikleri bir alan olmuştur. Turan Dursun'u kimler öldürdü? Kimlerin öldürdüğü at bilinmiyor. Belki katillerin kimlikleri hiç bilinmeyecekti. Ama İslam dinini eleştiren bir eski din adamını kimlerin niçin öldürebilecekleri herhalde biliniyor. Katiller büyük olasılıkla İslamcı terör örgütlerinin militanlarıdır. Bu örgüt Hizbullah örgütü müdür, İslami Cihat mı, Türkiye İslam Kurtuluş Cephesi mi, yoksa adı duyulmamış bir başka örgüt mü? Devletin duyarlı kesimlerinde militanları olan, sırtını güçlü yerlere dayadığını sanan bir yerli örgüt mü? Yoksa son zamanlarda eylemleri arttıran Kürtçü İslamcılar mı? Hangisi? Cumhuriyet, 6 Eylül 1990.